ikramda yoktur üstüme güvenirim. Ben zevki be. En iyi gelin benim, haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. Çevik, 33 yaşında ve 7 yıllık evli. Erzincanlı gelinimiz sanatçı menajeri. Bursalı mısın kadifeli gelin, çaydan mı geçtin? Yanakların al olmuş, konyak mı içtin? Konyak mı içtin? İçtiğimiz konyak, mezesi kaymak. Sen kimin yarisin yavrum, her yerin oynar. Her yerin oynar. Arabaya sen bin, faytona ben. Anasını sen al yavrum, kızını da ben. Kızını da ben. Arabaya sen bin, faytona ben. Anasını sen al yavrum, kızını da ben. Kızını da ben. Aman bu ne güzel bir karşılama. Hoş geldiniz. Bu ne güzel bir sürpriz. Kaç gündür bana eşinin Mehmet olduğunu söylemedi. Sürpriz. Vallahi ne güzel bir sürpriz hanımlar, değil mi? Siz Mehmet'i tanıyorsunuz Bursalılar olarak. Bursa'da inanılmaz popüler ama yaptığın son single'la da hepimiz tanıyoruz. Evet. Çok güzel bir çok sürpriz. Arkadaşlarınla birlikte geldi. Onlara da geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Onlara da alkışlar geldi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ne güzel, ne enerjik bir karşılama. Dışarıda yağmur var. Dışarıda yağmur var ama biz birden sıcacık olduk. Değil mi? Evet, az solistimiz gelmişse bu güzel çiçeği kendisine ay çok takdim etmek istiyoruz. Canım. Tabii ki ben de sevgili misafirlerim ve arkadaşlarım. Evet, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz kızlar tekrardan. Ay, çok güzel, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Güllerim benim. Ay, harikasınız, harikasınız. Ben böyle bir de Bursa'nın ufak tefek taşlarını bir duysam senden. Hadi o zaman. Hazır tabii gelmiş canlı, böyle canlı bir orkestrayı bulmuşken yahu, değil mi? Mehmet'in kadife sesinden. Heh, anons et kocanı. Sevgili eşim, canım kocam, Mehmet Çevik'in kadife sesinden. Kadife sesinden. Ne dinliyoruz? Bursa'nın. Yok sen girme. Sen girme. Sen halaya tutuyor girme. Sen yarışmaya devam et. Tamam. Anons yap. Dinliyorum seni. Bursa'nın ufak tefek taşlar, Bursa'nın ufak tefek taşlar. An beni esmer güzelim yanımdan, kol kola gezeyni. Al beni esmer güzelim yanımdan, kol kola gezeyni. Saçlar bir omuzdan, bir omuza saçlar. Kal beni esmer güzelim yarimden, kol kola gezelim. Al beni esmer güzelim yarimden, kol kola gezelim. Bursa'nın üç türü kurnası içinde, üç kız yuvası içinde, üç kız yuvası. Üç kızın biri benim olası, üç kızın biri benim olası. Al beni esmer güzelim yarimden, kol kola gezelim.
esmer güzelim yarimden kol kola gezelim. Nefis bir karşılama. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi İyi geldiniz. Mehmetciğim vallahi çok güzel bir bahçe. Şu da çok hoşmuş, enteresan. Bahçeyi de bir şöyle bir bakalım. Güzel bir peyzaj var. Emek var. Keyifli bir ev görüyoruz. Evin bahçesinin zevki Mehmet'e ait, içi de bana. Diyorsun. Evet. Biz şimdi gelinlerimle birlikte tabii ki evi görmek için sabırsızlanıyoruz. Mehmet'ciğim bu şahane karşılama için. Ne demek? Sana çok daha güzellerine layıksınız. Çok ay valla senden ayrılmak zor ama şimdi biz bekliyoruz. Peki. Merak ediyoruz. Aşkım başıma gelecekler var. Aşkım arkandayım ben senin. Sen yürü. Hayırlı bol şans dile. O zaten çok şanslı. Çünkü çok, seninle evli. Çok güzel bir kalbi var onun. O yüzden onu çok seviyorum. İlişki testinde inşallah. Çok beni başarılı olabilir miyim, olamaz mı onu bilmiyorum ama artık göreceğiz. Canı sağ. Şimdi siz 7 yıllık evlisiniz. Evet. Ve 2 çocuğunuz var. Çınar ve Zeynep. Ay maşallah, Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Sen sanatını icra ediyorsun. 20 seneden beri. Eşin ne işle meşgul? Eşimin tüm işleri benden sorulur. Aa! Yani management, yani menajer. Nefes aldırmıyor evet. Bana öyle böyle. Hem evde hem dışarıda. Vallahi çok güzel, aynı menajer, işte sayılırsın. Aynen, menajer kavramı altında 7-24 beraberiz. Aman sıkı sıkı tut, hiçbir yere bırakma. Haftanın 4. günü bak Mehmet, finale bir gün kaldı. Bakalım 50.000 TL'yi acaba bizden hangi gelin alacak? Şimdi bunun için hemen 4. gün başlasın. Evimizde bir geçelim. Sunumlar başlasın. Bakalım neler olacak. İyi olan kazansın. Hadi evine bakalım. Hoş. Teşekkürler. Evime hoş içinde. Geldiniz. Çok hoş geldiniz. Ufak tefek taşlar bulsan. Salonu hiçbir şekilde beğenmedim. Pembe eşya kullanan kişiler sevgiye ihtiyacı olurmuş. Sen yanlış eleştiri yapıyorsun. Raflar züccaciye dükkanı gibi güzelciğim. O süs ürünleri mutfak için biraz fazla olmuş. Yılbaşı ağacı mı koysaydım? Buyur sen geç önden. Niye geçiyorum canım? Ev sahibi sen misin? Her yerde sahipleniyorsun. Sen çıkmaya alışkınsın da ondan. Şekerim senin manikürün bozulacak. Bence zorlama. Tırnaklarım kopsun önemli değil. Şöyle senin gibi çocuk gibi duracağım ama asaletli olmayı hayatım tercih ettim. Hayatım bu çocuk gibi değil, resmen astrolist gibiyim. Uçtun uçtun, kendi gününde yere çakıldın şekerim. Sakin, çay alabilir miyiz? Hoş geldiniz. Pek bir havalı çaydanlık yahu. Evet. Eşin bugünkü mesleğini yapmasaydı ne iş yapardı? Kesinlikle kadına dair bir şey olurdu. Az sonra... Gizem Gelin'in modern mimariye sahip villası ve bahçe peyzajı görülmeye değer. Villanın alt katında yer alan salon hayli geniş ve lakşeri tarzda dekore edilmiş. Mutfakta şık spor bir dekorasyon tarzı göze çarpıyor. Burası da kış bahçesi. Bu keyifli alanda Chester model oturma grubuyla ön planda rahatlık var. Salon gibi yatak odasında da gösterişli mobilyalar kullanılarak yine lakşeri tarz tercih edilmiş. Gelinimizin giyinme odası özel ölçü ve açık raf sistemli dolaplarla hayli kullanışlı. Eşi Mehmet Bey'in giyinme odası ise aynı zamanda çalışma odası olarak dekore edilmiş. Gizemciğim şahane karşılama için çok teşekkür ediyoruz gelinlerimle birlikte. Rica ederim. Hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Çiçekler için yeniden teşekkür ediyoruz. Bu arada bu ellerinde çiçekler. Efendim şurada bir çelenk. Evet. Eşimin sürprizi. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Arada sana çelenk alır mı? Alır. Özellikle ilk evlendiğimiz zaman doğum günümde almıştı. Böyle kapıdan girince şok oldum. Çelenk. Kendim böyle bir öldüm zannettim falan. Bu güzel. Kendimi öldüm zannettim. Bir değişiklik yaptık. Evet hoşum artık bunu ilerletti. Diyorsun. Evet özel günlerimde çelenk İçinde gönderiyor. Mesaj mı veriyor? Ne yapıyor? Bak. yok. Mesaj yok. Direkt söylerim aslında. Ömrün uzun olsun inşallah hep birlikte. Hepimizin inşallah. Çiçeklerin papatyaları da elbise. Bir sene uyuyor evet. Ben sana diyeyim. Çok güzel. Orada da bir not var. Ne demiş? Sen benim prensesimsin demiş. Burada ne demiş? Evimin prensesi ne demiş? Hani sırf şov yapmak için bu işi yapmış. Ama şovların
boş gizem yani. Çiçeklerin fazlalığı hiç hoşuma gitmedi, gözümü yordu. Bence biraz daha az olsaydı daha güzel olurdu. Evet, abartıydı çiçeklerin o kadar olması. Ya küçük bir buket olmalıydı ya da çelenk olmalıydı. O kadara kadar onu bile şova çevirdi. Ay maşallah hayatım. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Bir yani çiçeği koy istersen şöyle efendim bir hediyemi aç bakalım. Hemen açıyorum. Süper. Çok sevindim ya, harika. Vallahi. Evet. Yatak odanın renklerine uyar mı ama. Yine evimkine uyacak. Öyle mi? Evet. Yine evim. Evim nerede? Narlı, Gemlik. Ha. Evet, kayınvalidemin köyü. Güzel, oraya da geliriz inşallah. Aynen. Aynı butonlar var. Çok güzel bir tane. Çok teşekkür ederim. İyi günlerde kullan. Benim için çok güzel bir hatıra. Çok teşekkür ediyorum gelin evi ekibine. Rica ederiz hayatım. O zaman ben hediyemi de alıp. Evet. Sunumlarımı getiriyorum. Hadi bakalım, altınlarla da zor olmuştur, ağır bir hayli. He? İki kemer mi takmış o? Bugün ikilemiş. İkilemiş. Altın kemerimi çift görünce şoka girdi. Bu arada bunu da söylemek istiyorum, içimde kalmasın. Benim eşim dün çelenk gönderecekti. Aa. Bu konuşuluyordu. Büyük ihtimalle oradan duydu Gizem arkadaşımız. Hatta bir aksilik çıktı. Eşimin üstüne yazdıracağı yazı çok uzun olduğu için 3 çelenk birden hazırlatması gerekti. Daha sonra bu aksaklıktan dolayı o çelenkler gelmedi. O yüzden bana orkide gönderdi. Büyük ihtimalle fikri benden duydu. Orada tartışılırken duyuldu ve eşine bu bilgiyi sızdırdı. Ona da çelenk gelmiş. Diyorsun. Evet. Ama dedi ki daha önce de bunu yapmıştı. Evlilik yıl dönümümüzde de göndermişti dedi. Benim de doğum günümde eşim göndermişti aynı şekilde. Hatta İkinizin de eşleri düşünmüş olmaz mı? Düşünmüşler ama. Çünkü bizim ama... gelin evinde bazı damat beyler eşlerine çelenk gönderiyor ve çok yayınladık. İşte bu konuşulduğu üzere tekrardan istemiş. Senden yani. Evet, iki çiçek birden görmek o yüzden beni çok şaşırttı. Demek ki buketi hazırlatmış, daha sonra bunu duyduktan sonra çelenk de üstüne gelmiş. Sorarız. Soralım. Hadi o zaman. Gizemciğim kolay gelsin. Heyecanlı mısın? Biraz. Gerçekten tam bir şovmensin. Söylemiştim. Ben şov kadınıyım. Sence karşılamandan etkilendiler mi? Tabii ki etkilendiler. Ama şimdi daha çok etkilenecekler sunumlarım karşısında. Sunumunda neler ikram edeceksin? Ben kakaolu leblebi vereceğim. Aynı zamanda egzotik meyveler, kuru egzotik meyveler vereceğim. Öyle normal lokum vermeyeceğim. Hem görünüşü güzel hem tadı güzel. Egzotik kuru meyvelerini bize de gösterir misin? Bu meyveler için kürdan verecek misin? Tabii ki elleriyle de yiyebilirler. Kürdan da verebilirim. Ama şimdi kürdan versem ben elimle yemek istiyorum diyecekler. Verim de nasıl yerlerse yesinler. Misafirlerin söylenmeden biraz hızlansan iyi olacak. Kahvem pişene kadar her şey hazır. Bu arada sunumda kullanacağın tüylere de laf edebilirler. Ben kokoşum. Ne demiştim? Gri. Gri'nin yaşı yok. O yüzden her yerde gri. Gizem, 3 gün boyunca yapılan sunumları gözlemleyip ona göre mi hazırlık yaptın? Ben niye onlardan kopya çekeyim canım? Onlar benden kopya çeksin. Bu kadarını yapamazlar zaten. Haklısın. Bu kadar yavaş bir sunum yapamazlar. Dış sesten hemen içeri git. Çok konuştum. Beni oyalama lütfen. Git onları oyala. Kahveler olduğuna göre gidiyorum zaten. Geldi, geldi. Vay maşallah, ne hızlısın. Şunu şöyle ikinize vereyim. Aslı Hanımcığım şöyle. Ortaya sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi sunumu değerlendirmeden önce sen çıktın. Bir şey söyledi. Bilmiyorum duydun mu? Neymiş? Giderken söyledi. Neymiş o Aslı Hanım? Evet. Tekrarlayayım.
Dün benim eşim de çelenk gönderecekti. Çelenklerde sıkıntı olduğu için gönderemedi. Daha sonra üstüne orkide gönderildi. Şimdi burada iki çiçek görüyorum. Bir buket, bir çelenk olarak. Şöyle düşünüyorum. Bizden duyduğun şey için bence bu çelenk gönderildi. Buket zaten bu işin içindeydi. Sonra bu çelenk olayı işe girince çelenk geldiğini düşünüyorum. Yani bu da... Yani senden duyduğunu düşünüyorum. Evet, bu benden duyulmuş bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim eşim bunu özel günlerde zaten yapar çelenk. Her zaman gönderir. Yanındaki büyük çiçeği de jest olsun diye yapmış. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. Kendisi her zaman düşüncelidir. Fikirlerimiz çakışmış olabilir. Altınlarımız çakışmış olabilir. Sunumlarımız çakışmış olabilir. Bunu bir şekilde değerlendirmemeliydin. Çünkü çok zarif bir hareket bu. Zarif bir hareket ama iki çiçek birden onu düşündürüyor. Bana her zaman böyle iki çiçek, üç çiçek, beş çiçek, on kamyon gül bu şekilde de sunum yapıyor. Bu şekilde beni ödüllendiriyor. O yüzden ben hiç şaşırmadım kendisine. Hatta bu bile bana az geldi. Anlıyorum. Tuğçe'nin suratı renkten renge girdi. Yani Tuğçe'den beklediğim tavırlardı bunlar. Teşekkür ederim. Oldu. Aslı Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Çelenkte kadar. O arkadaki bütün çiçekler genel olarak yani botanik havası. Ben birkaç gündür görüyorum yani boğuldum. Evin içinde bir sürü canlı çiçek hiç hoşuma gitmiyor. Hayatım ben de canlı olduğum için canlı çiçekleri eşim de ben de çok seviyorum. Özellikle kendisi bakıyor. Ben hiç bakamıyorum fırsatım olmadığı için eşim kendisi seviyor. Eve böyle arka tarafımıza biraz botanik bir hava vermek istedik. Salon benim... yorumunda buna devam edelim dilersen Melike'cim. Evet, tamam. Şimdi kahve hazırlamış. Senden başlayalım Zeynep'ciğim. Evet, ben bir şey söylemek istiyorum. Eve ilk girer girmez griler gözümüze çarptı. Gri genç işi diyordu. Evet, o benim de hoşuma gitti. İlk defa bir renk gördüğüme sevindim açıkçası. Gold'u ben de çok sevmem ama griden sonra o renk bana o kadar iyi geldi ki. Onun dışında sadece gold gördüğüme sevindim ama sunumuna uymamış. Uymamıştır. Evet. Bu tepsiler genelde böyle olduğu için o aslında gold beni renklendirmiyor. Aslında beni rahatsız ediyor ama bu tarz şık tepsilerde, tepsi sunumlarında hepsinde var. Bunu da oradan ayıramadığım için, ayırdığım zaman ikisi birden parçalandığı için ve tepsi sadece gümüş bir tepsi sade olarak kaldığı için ben onu o şekilde ayırmak istemedim. Ki zaten hepiniz gold seviyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Bir tek Melike'nin evini görmedim. Onun evinde gold var mı yok mu bilmiyorum. Hepiniz de gold gördüğüm için sizi rahatsız etmiyorum. Memik adına kullandım. Çok rahatsız etmedi. Sevindim tam aksine. Yani ben de çok sevindim. Beni rahatsız etti. Geldim bizlerde dedin ki ben evime uymayan bir şeyi kullanmıyorum dedin. Geldim burada kullandın. Bir dahaki inşallah yolum düşer buralardan evin önünden geçerim. Ben sana kelebekleri de full gri olan bir tepsi getiririm. Uyumlu bir tepsi kullanırsın. Biraz daha araştırsaydım vardı. Hani bize bu taşı atıp kendini yapman biraz doğru olmamış. Size taşı atmadım. Ben size göre sunum yapıyorum bugün. Misafirperverliğimden ötürü. Nasıl yorumlamak isterseniz gerçekten öyle yorumlayabilirsiniz ama ben sunumun hoş olduğunu düşünüyorum. En azından farklı. Sen nasıl buldun canım Zeynep'ciğim? Benim hoşuma gitti sunumlu bir şey söyleyeyim. Benimkine zaten benziyor sade ve şey. Benim de burası hoşuma gitmedi çünkü Tuğçe'nin yemek masasına da söyledi. İşte gold gri hiçbir şekilde uymamış demişti. Hmm. Bu özellikle konulmamış bir aksesuar. Bu zaten ama, tepsinin tamam, kendi aksesuarı olduğu için. Satılıyor. Mesela koltuğum benim sonuçta gümüş, yemek masam da aynı şekilde. Bu benim elimde olan bir şey ama bu değil. Onu parçasından ayırsam sökülecek tamam, ve çirkin bir görüntü olacaktı. Ama size gerçekten mesela gold satılıyor. Çok yakıştı. İyi ki bunu kullanmış. Melike? Ben sunumu genel olarak beğendim. Sadece buradaki gold'u sevemedim ya da başka tepside kullansaydı okey olabilirdi benim için. Başka tepsi çok basit kalırdı. Genelde kahve sunum tepsileri bu şekilde. Hepinizin evinde de gördüğüm kadarıyla. Aynı zamanda Zeynep'in evinde de kremini gördüm. Keza Tuğçe'de de aynısını gördüm. O yüzden beni pek rahatsız ettiğini düşünmüyorum. Sizi de rahatsız ettiğini düşünmüyorum ama bence özellikle bu şekilde buyurun. Tuğçe kahvenin yanındaki küçük bardağı eline aldı. Evet. Gül kurusu. Gül kurusu ama ben kahve sunumlarında yani genel olarak kahve sunumlarında bu kadar büyük gül kullanıldığını ilk defa sende görüyorum. Ben de ilkleri görebilirim. Ve zaten bu kahve sunumu için uygun bir gül değil. Nerede giderseniz gidin çarşılarda, pazarlarda kahve sunumu için gonca ufak güller satılır. Ve kurutulmuş şeklinde oluyor genelde. Evet, kurutulmuş. Ben fuşya katmak istedim evime uygun olduğu için. Peki Gizem, yani şey keşke katmasaydın istiyorum. Açıldı kaldı. Bunu nasıl içeceğim ben bilmiyorum. İstersen sana sade bir soda şey bardağıyla da getirebilirim. Bunlar benim sana dışa kapının önünde attığım güller mi acaba? Yok canım onlar henüz kuramadı. Tazecik o duruyor. O kadar büyükler ki öyle sandım. Yok onlar tazecik duruyor.
Gülden ben girdim ama evet sunumu bu şekilde söyledi. Hı hı. Zeynep'ciğim benim sunumuma bit pazarı demişti bir sürü karışık şey var diye. Tamam sunum hazırlıyoruz ama bunun yeri bu sunumun yeri değildi. Hem de masanın üstüne denk geliyor. Gördüyseniz zaten tüyleri de dökülüyor. Hiç hijyenik bir şey değil. Zaten Gül dalcıya kadar içinde dağılmış. Ben onu nasıl içebilirim? Tuğçe şu anda bence yorum yapmak için yapıyorsun. Yorum yapmak gerçekten için yapmıyorum şekerim. Kahve yorum sunumunda yapmak için yapıyorsun ve çok komik oluyor. Ben gülüyorum yani. Yani gülebilirsin, kaldıramıyorsun demek ki. Beni senin zoruna gidiyor. Yani bu kahve sunumu için değil. Bu burada da kullansan daha güzel olur. O kahve sunumu için ayrı. Onların birazcık büyükleri. Evet vitrinimde gördüğün gibi. Evet şurada bu görüyoruz. Şekilde. Onlar evet, vitrin ya için. Fuşyası da gri. Keşke büyük orada ama yan yana kullansaydın da sodamızın içine. Evet şey soracağım ben. Bunun fiyatı nedir? Bu lokumluk ve draje koymuşsun galiba. Evet o cam sunumlukları eşim aldı. Tanesi 50 TL cam olduğu için. Ne kadar cici değil. Evet. Ben bunu sevdim. Evet. Hani bu formda evet, görüyoruz ama bunun bir altı var. O sebeple güzel olmuş. Çikolatalı leblebi. Öyle mi? Evet. Ah, leblebiyi bilmiyordum çikolatalı. Çikolatalı leblebi evet. Kadarız. Sizin için özellikle sağ aldım. Sağ olsun. Peki şey fincan takımı ne kadar? Fincan takımım hediye. Hatta tepsileriyle beraber evimde altın sevmediğimi bilen arkadaşım bu şekilde hediye getirmiş. Heh. Ben de severek kullanıyorum. Peki. Bu arada yanında da size böyle bir egzotik meyve tabağı ve lokum ikramı yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Egzotik kivi mi? Botanik ve kurutulmuş, şekerlenmiş egzotik kivi. Lastik şeker gibi geldi bana daha çok. Yapış yapış üstelik sevmedim. Onları en azından yani ufak bir kürdan ya da bir şey yiyebileceğimiz gibi minik çatal kürdan tarzı bir şey olsa daha iyi olabilirdi. Bence. Kürdan getirdiğimiz zaman arkadaşlarımız kürdanla da sunum yaptı. Hoş bulmadınız. Nasıl yerseniz yiyebilirsiniz peki arkadaşlar. Peki bir şey sormak istiyorum. Bende de aynı yorum geldiği için soruyorum. Bunları elle yiyeceğiz ama peki ellerimiz yapış yapış olacak. Bir peçete bir şey görmedin. Islak mendil hemen getirebilirim tabii ki. Bizim bildiğimiz kayısı kurusu, elma kurusular, kurularını getirmiş, bize egzotik meyve de yutturmaya çalışmış. Gitmiş pazardan almış gelmiş. Hala damağımda, dişimde yapışkanlar var, çıkartamıyorum. Kivi tadı da almadım zaten. Bence çok abartıyorsunuz. Kahve sunumu yanında güzel bir şey getirmiş. Orada farklı çeşitler var. En azından doldurmuş, sizin gibi tek bir çeşitle kalmış. Tuğçe şu an şoktayım. Tuğçe dedi ki çok abartıyorsunuz bence. Sonunda beğendiği bir şey çıktı sunumda. Sunumda elimiz yaşardı vallahi. Sunumda evet bazı eksiklikleri olabilir. Yani güzel bir sunum var orada. Siz beğenmemekte kararlı olduğunuz için. Senin kargaşandan sonra gerçekten güzel bir sunum. Ben de beğendim evet. Sen kargaşa görmemişsin. Kendi sunumunda. Sen de beğendin. Sen de gördün. Elinden dolayı. Yandı bir sen şey oldu. Kızlar kavga etmeyin ya. Gel gel. Buyurun. Sana güzel haberlerim ben var. Ben teşekkür ederim. Bana gerek yok. Onlar ele yapışacak bir şey değil. Arkadaş inatla tamam, dediği için onu uzattım. Ben de ıslak mendil getirebilirim demiştim ama ısrarla eleştirmiştiniz beni. Onu da hatırlatmak istedim sana. Tuğçe sırf ben o sunumları beğenmedim diye bana inat olsun diye gidip sunumları beğendi. Sunumlar hakikaten yapış yapıştı. Benim mesir macunum gibiydi. Gizem bana ayıp edip mesir macununu elinde kaldırıp sallamıştı ama ben ona aynı ayıbı yapmadım. O gün geçti Zeynep'ciğim. Güzel şeyler söylediler. Öyle mi? Duymadın. Öyle mi? Kimler söyledi? Güzel şeyler söylediler. Evet. Böyle bir teşekkür şey ederim o zaman yani güzel yorumlarınıza peki da. Peki hanımlar kahvemizi yudumlarken artık salon yanımda evet, geçelim mi? Geçelim aslında. Şöyle bir detaylara inelim. Salondayız. Gizem Gelin, luxury tarzındaki salonunda tonsürton yaparak şık bir uyum yakalamış. Kadife oturma grubu gri ve füme tonlarında kombinlenerek kırlentlerle renklendirilmiş. Canlı bitkiler yoğun şekilde kullanılarak salona sıcaklık katılmış. Yemek bölümü mermer masa ve gri tonlarındaki sandalyelerle çok şık. Orta sehpa ve şömineli televizyon ünitesi siyah seçilerek devamlılık sağlanmış. Köşe raf sistemiyle aksesuarlar için güzel bir sergileme alanı elde edilmiş. Son olarak jaluzi ve desenli fon perde birlikteliğinin biraz göz yorduğunu belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Aslanım ben yorum yapmak istiyorum hiç. Nasıl atıldı değil mi? Yorumlar yapıyorum Zeynep'te. Allah Allah uyandı. Günaydın. Evet. Şöyle söyleyeyim, ben griyi ha çok seviyorum ama bu salonu o kadar çok tonsürton yapmış ki gri beni boğdu. Yani şöyle söyleyeyim, salonu hiçbir şekilde beğenmedim. Yani buraya geldim, ya şöyle söyleyeyim, uyuyordum aslında. Şu an arkadaşlarım alkış yaptı, öyle uyandım. Günaydın. Çok sağ ol canım benim. Senin evet salonundan sonra benim salonuma laf mı söylüyorsun? Evet, söyleyebilirim. Benim bu kadar nasıl hiçbir şekilde beğenmedin? Şöyle nasıl olabilir? Nesini beğenmedin? Gri, 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 gri boğdu. Ama ben en azından bir yanımda
altın sarısı bir yanımda gri kullanıp meç etmedim yani. Ben tonsür ton yaptım. Tonsür ton da gerçekten yapmak kolay değil. Ben öğretirim size. Gözlerini yormuş. Sen mi yaşıyorsun bu evde? Ben yaşıyorum. Bir kere geldin gittin. Yeter. Salon konusunda geldim bizim evimizde yaş verdin salonumuza. Ben şunu söyleyeyim Gizemciğim. Pembe renk araştırmalarıma göre sevgiye ihtiyacı olan insanların rengiymiş. En çok pembe eşya kullanan kişiler sevgiye ihtiyacı olurmuş. Yani gerçekten eşin seni seviyor, evet bunu söylüyorsun ama herhalde daha fazla sevgiye ihtiyacın var. Sevgi sadece eşten yana değil, herkesten yanadır. Benim sevgiye her zaman ihtiyacım var. Sevginin bir sınırı yok bana göre. Sevgi her daim kat 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 olmalı. Tuğçe'cim bu arada yaptığın yorum kişisel eleştiriye giriyor. Bunun benim eşimin sevgilisiyle hiçbir anlamı yok. Ben bu arada sen yanlış anlamışsın ama ben evin yaşının, evin renginin yaşını söylüyorum. Burada benim evimin yaşının, evimin renginin yaşı önemli. Sen yanlış eleştiri yapıyorsun. Tamam. Yani yorum yapmak için bence yapmamalısın. Sen yorumma devam ettirmeme izin vermedin. Cevap verdiğin için ben yaşını söyleyemedim. Yani şöyle demek istiyorum. Bu yastıkların anlamını söyledim sana. Bu yastıkların rengi 10 yaşında bir eve ait. Ama senin gri evin ne yazık ki 50 yaşında bir eve ait. İnsan içini baya 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 baydı yani. Çok haklısın. Benim 10 yaşına yakın bir çocuğum var. O çok sevgiye ihtiyacı var. Ve özellikle o koltukta da o oturuyor. Çok doğru yerde o yastıklar. Benim evimin yaşının olmadığını düşünüyorum ben. Hani teşekkür ederim. Ne yazık ki var. Bizi çok baydı. Burada bence abartıyorsun. Bence şıklık tamam. Baymış ben olabilir. Ben de bir şeyler seni. Yorumlamak istiyorum. Ben gerilmiyorum. Dinliyorum Melike'cim, seni dinleyelim birazdan. Tamam hayatım. Teşekkür ederim söz hakkını verdiğin için. Karşı taraftaki raflar, züccaciye dükkanı gibi Gizemciğim, filler, şamdanlar, mumluklar, maşallah her şey var. Ben o dediğin o rafları ne kadar sürede, ne kadar emekle doldurdum, senin haberin var mı? O bir emek. Onları ben tek tek eşimle özenle seçtim. O orada 5-10 tane olsaydı çok boş diyecektiniz. Ananas mı? Evet, onun bir anlamı var. Mesela sol anahtarı var. O eşimin yaptığı işi temsil ediyor. Bir mikrofon var. Filler bereket. Çocuklarımın resimleri var. Fuşya evimde olan bir şey. Maymunlar burada olduğu gibi görmedim, duymadım, bilmiyorum. Hepsinin bir anlamı var. Boş yere oraya elime geçeni züccaciye dediğin gibi doldurmadım. Ya arkadaşımız doğru bir şey söylüyor. Orası çok karışık. Ona karşılık vererek aşağılayarak demek istiyorum. Bu şekilde yoruma karşılık veriyorsun. Bu hiç normal değil. Birbirinize laf sokmaktan evet. Vazgeçsek de gerçekten didişmek yerine evi yorumlasak mı? Ben bir şey söylemek istiyorum Aslı Hanım. Bu avizeyi buraya çok uygun buldum. Sadece iki tane olması biraz bana fazla geldi. Salonu büyük olduğu için avize yakışmış buraya. Renk olarak da uymuş bence. Sadece halısı buraya bana göre küçük kalmış. Ben şu avizenin fiyatını merak ediyorum. Avizenin ikisi 30.000 TL. İkisi 30.000. Bir şey mi söyleyeceksin? Şu şömineye yaktığınız zaman ısınıyor mu burası? Evet, çok ısınıyor gerçekten. Keşke biz gelmeden önce yaksaydınız da üşümeseydik burada. Ev gayet sıcak. Biraz önce yanıyorum diyordu. Sıcak değildi. Hiçbir zaman da yanıyorum demedim. Üşüyoruz mu? Evet, içeri girerken üşümdük. Senin kapının şey yakarım. Önünde de bayağı bir oynadık, bayağı bir üşüdük. Keşke biz gelmeden önce yaksaydın. Tabii ki yok yakarım. Canım, yakmana gerek yok. Biraz sonra ısınırız zaten. Evet, kanepenin fiyatını öğrensek bu teklisi. Ayrıca Chester var galiba. Kombin olarak hepsi, takım olarak 90.000 TL. Fark ettiyseniz bu farklı kabaralı, evet. Bunlar evet. Kabara. Evet. 90.000 TL bence iyi mi şu an için? Yani ömür boyu garantili olarak aldığım için öyle belki mi? De fiyatı bu ömür şekilde. Ömür boyu garantili mobilya mı var? Özel yapım olduğu için müthiş. Çok özenerek. Çünkü ben ilk evlendiğim zaman eşimin bekar evine gittim. Ben bunları buraya taşındığım zaman ilk defa yaptım. Eşim de sağ olsun ne istersem kırmadı yaptı. Tabii ki fiyat önemli değil. Ucuz şeyler de kullandım. Ucuz şey kullanmaktan da hiçbir zaman gocunmadım. Pahalı şeylerim de var. 30 TL'lik kristallerim de var. Yani fiyat olarak beni yargılamıyorum. Çok sevinirim. Yemek masası ve sandalyelerin fiyatını öğrendik mi? Masa sadece 50.000 TL'ydi geçen yıl. Sandalyelerin fiyatı da bir tanesi 5.000 TL. Peki bir şey sorabilir miyim Tuğçe Hanım? Evlerinize uymuş. Burada ayna nasıl olmuş acaba? Burada ayna gayet güzel olmuş. Ben aynadan önce apliklerini de söylemek istiyorum. Arkadaşımızın apliklerinin yeri doğru bir şekilde olmuş. Yani avize ve perdeleri çok beğendim. Aynanın kullanımı doğru bir şekilde olmuş. Masanın arkasında kalmış. Orada güzel bir dekorasyon kullanmış. Farkında mısınız? Orada iki tane sütun var. Üstünde de heykeller var. Evet. Onları değişik bulmadınız mı? Güzel olmamış mı? Onların adı Ayşe ile Fatma.
Ben onların birine Ayşe, birine Fatma diyorum. Çok eşim güzel. Çok zevklidir. Oradaki siyah konsolun yanına boş bulduğu için güzel kendi değişik. Zevkiyle yaptırdı. Severek kullanıyorum. Ama heykeller ağlıyor farkındaysın. Evet çok evet. Onların aslında bir adı var şu anda. Tabii ki burada telaffuz edemiyorum ama özellikle ağlatıyorlar. Normalde ben de ağlamayı pek sevmem. Böyle cıvıl cıvıl eğlenmeyi severim. Hayatta tabii gülmek de var, evet. Ağlamak da evet, var. Ama o yüzden ben onlara Ayşe ile Fatma diyorum. İyi bakalım. Şimdi bu duvarda şöminenin üstünde... mermer. Siz yaptınız. Evet. Bence mermer görünümlü gibi geldi bana. Yok, gerçek mermer. Bakayım. Evet. Peki bunun fiyatı nedir? Bunu kaça mal ettik? Bu evi mimar girdi aslında Aslı Hanım. Benim beğendiğim şeyleri değiştirdik. Beğenmediğim şeyleri değiştirdik. Hı-hı. Fikir ortaklığı yaptık. Açıkçası fiyatı bilmiyorum. Evet. Öyle söyleyeyim. Şömineyi soralım o zaman. Şömineyi çok seviyorlar. Şömineyi geçen yıl bunu 15 bin TL'ye almıştık. Halının fiyatı neydi? 17.500 TL. 17.500 TL. Bir de böyle siteden girdik. Burası site mi yoksa bir iki tane ev mi? 10 tane villa. Kendi tek başına. Bütün herkesin girişi farklı yerden. Site olarak geçiyor ama herkesin girişi ayrı yerden. Ortak alan yok. Şimdi akşam mesela dedin ya jalüzileri indiriyorum. Eşim bazen geç geliyor falan. Alarm sistemin var mı? Evet. Ben evde... Çok önemli. Yani aslında alarm sistemini önce çocuklar için, güvenlik kameralarında çocuklar için evde bence kullanıyoruz. Bence çok şart değil mi? Evet, evet ve ben akşamları da tabii ki korktuğum için bu jalüzileri indirip alarm kurup eşim gelene kadar yukarıda oturuyorum ay maalesef. Canım benim ya, ne olur ne olmaz evet. Tabii. Ama sitenin de güvenliği var galiba. Tabii ki, tabii ama ki. Ama sen ekstra bir güvenlik. Ben diyorsun. Evet biraz bu konuda korkak yapıya sahip olduğum için hem alarmları açıyorum hem güvenlik kamerasını kayda full alıyorum. Full güvendeyim diyorsun. Full güvende olmak istiyorum, garanticiyimdir. O zaman full güvende olan gelinimizi ve diğer gelinlerimizi ben şöyle bir mutfağa yolcu etmek istiyorum. Hadi gidelim. Hadi buyurun hanım var. Salon hiçbir şekilde beğenmedim. Her taraf gri gri gri. Uykum geldi zaten o salonda. Runner'lar bana çok böyle dantel vibe'ı verdi. Bu bir supla. Yani biz buraya ürün tanıtımına gelmedik. Perdeyi açtırıp kapatman bana çok abez geldi. Ama sen zeytinlerini bize tanıttın. Tuğçe'cim çok sessiz kaldın. Çalışmadın herhalde. Sanırım benden görüp özendinle gidip yatak odana aldın. Senin halınla benimki benziyor olabilir ama sadece tek fark kalite farkı. 3 puan verdikten sonra avukat bulmuşsun kendine. Sen de hak edersen bugün 3 puanı alacaksın. 3 puan mı? 2'dir nasıl buldunuz diyorum. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Dilinizi mi yuttunuz? Ne yaptınız? Kapağın altından ben İskender beklerdim. Ben de çok hayal kırıklığına uğradım Tuğçe'cim. Yani benim kapağım yoktu. Kapağı olanlara gitsin bu. O zaman bu da kapak olsun. Yöresel servislerde sunmayı galiba benden esinlenmişsin. Kendin kazdın kuyuya, kendin düştün şu an. Sosyal medyada kimi takip ettiğini yakından takip ediyor musun? Tabii ki de. Az sonra. Gizem Gelin'in mutfağı şık spor tarzda dekore edilmiş. Yemek alanı olarak separatör görevi gören yüksek masa ve yuvarlak masa aynı anda kullanılmış. Buzdolabının bulunduğu alan ayna kapaklı dolaplarla şıklaştırılmış. Mat gri lake mutfak dolapları mermer ara fayanslarla çok iyi kombin olmuş. Balkon kapısında gri tül perde, pencerede ise bambu jalüziler tercih edilmiş. Son olarak led avizeyi mutfağa çok yakıştırdığımızı belirtelim ve sözü Gizem Gelin'e bırakalım. Kızlar, Çevik Family'nin mutfağına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. İlk önce ben başlamak istiyorum Gizemciğim. Ben senin evine uygun giyindiğimi düşünüyorum. Mutfağınla birebir kombin yapmışım hatta ben. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Sağ ol, sen de öylesin. Mutfağa gelince ilk dikkatimi çeken şey yerdeki postun oldu. Evet. Yani bu post bence buraya uyumlu değil. Burası bir mutfak, buraya mutfak halısı beklerdim. Yani senden böyle bir halı beklemiyordum kesinlikle burada. Yerler desenli olduğu için desenli ve farklı bir renk kullanamadım. Beyaz da olmazdı, siyah çok kapatırdı. En uygun bu yakıştı, bunu kullandım. Yani anladığım kadarıyla griyi de seviyorsun. Gri düz bir halı alabilirdin bence. Ya da farklı bir şey kullanabilirdin. Hani ben bunu senden beklemezdim. Gri düz halı aldığım zaman salon halısı gibi duruyordu. Buraya en uygun, en spor ve en trend buydu. Bunu yaptım. Benim halı gözüme batmadı. Ben halıyı beğendim. Teşekkür ederim. Gerçekten de beğendim. Ben de düz renk bir halı tercih ederdim. Bu şekilde post uygun değil bence. Bu da zaten düz renk. Sadece post ve sporlaştırdım. Ben yakıştıramadım. Fiyatı nedir? Bunları ben toplu kombinli bir şekilde aldım. Hepsine 3 tanesi 15 bin lira verdim.
Kızlar fiyat için ne düşünüyorsunuz? Mutfak için çok pahalı bir ücret bence. Toplu ben... verdim. 3 tane aldım. Tanesi 5000 TL'ye evet, geldi. Evet o şekilde geliyor ama mutfak için uygun olmadığı için mutfağa pahalı geldi. Ben mutfağımı da pahalı kullanırım. Tuvaletime de pahalı kullanırım. Hiç fark etmez. Mutfağıma ne yakıştıysa onu aldım. Çok yani. Teşekkür ederim. Ben bir şey daha söyleyeyim. Ben şuradaki kısmı hiç beğenmedim. Nesini beğenmedin? Şöyle söyleyeyim. Hani oraya da bir süs yapmışsın. Keşke buradakileri de oraya kullanıp buraya mutfak eşyası gibi bir şey koysaydın daha güzel olurdu. Burası kör nokta olduğu için kalabalıklaştırmadım. Oraya göze hitap ettiği için göze çarptığı için orayı zenginleştirdim. Tam buradakileri de oraya alıp buraya mutfakla ilgili bir şey koysaydın daha güzel olurdu. Onu da yaparım Zeynep'ciğim. Seni mi kıracağım? Bence de orada fincan dolabı ya da bardak dolabı kullanmak yerine çok özel fincanlarını bence oraya cam kapaklı dolap yaparak ledle bir şekilde aydınlatıp orada güzel bir görsel yaşatabilirdin. Bence o süs ürünleri mutfak için biraz fazla olmuş. Yani mutfağının dolaplarına baktığımda, kullandığın diğer cam ürünlere baktığımda orası bence oraya uygun bir süs malzemesi olmamış. Orası daha fincan dolabı olsaydı, da renkli bir şekilde aydınlatılsaydı mutfağı daha şık gösterebilirmiş. Kahve standım ayrıca var. Bu aynalı dolabım ledli, ledini açabilirim. Mutfak için fazla olabilir ama benim için fazla değil. Ben şıkır şıkır zenginliği çok severim, bilirsiniz kızlar. Ayrıca ne koysaydım? Yılbaşı ağacı mı koysaydım? Keşke koysaydın da bir yerlerde bir şeyi anlatsaydın bomboş bir mutfakla karşı karşıyız. Ben sana orayı zaten kullanma demiyorum. Ben sana diyorum ki orada daha özel bir fincanın olur ya da bir hatırası olan bir şey olur. Orayı o şekilde dekore edebilirdin. Tabii bu senin zevkin tercihin ama mutfağa ilk girişte gördüğümde yani burayı görmesem burası bir oturma odası, kitaplık başlığı gibi bir şey duruyor yani. Oraya kahve fincanı koysaydım eğer çok klasikleşecekti. Herkes zaten aynı dediğin şeyi yapıyor. Ben daha farklılaştırarak bu şekilde kullanmak istedim. Ben de bir yorum yapmak istiyorum. Oraya aksesuar, buraya aksesuar ben de yakıştırmadım açıkçası. Daha çok böyle dediği arkadaşımızın da dediği gibi kitaplık ya da hani kapağı kopmuş dolap gibi duruyor. Daha düz bir dolap beklemiştim açıkçası senden. Bana da çok böyle hani vitrini anımsattı. Çok parçalar var, aksesuarlar var. Daha düz bir dolap derken kapaklı dolap olarak. Evet, şunların devamı gibi bir şey beklemiştim i̇şte açıkçası. Ona, daha şık durur gibi onu yani. Onu mimarımız kombinlediği için benim de hoşuma gitti. O şekilde kullanmayı tercih ettim. Kendi zevkine yaptırdığın bir şey var mı? Hepsini mimar mı tasarladı? Benim zevkim tamamen. Ben onu sundum. O sadece güncel ve trend olan modelleri sundu. Ben de hoşuma gideni evimde kullandım. Ben avizenin fiyatını öğrenmek istiyorum. Bu mutfak için çok büyük. Aşkım 7500 TL. Oh maşallah. Tek bir yere yani bu fiyattaki avizeyi aldın koydun. Evet. Bence avizesi mutfağına uygun. Yani o avizeyi kullanıp keşke bu halıyı kullanmasaydım. Bu avize gerçekten buraya uygun olmuş ve güzel duruyor. Avizeni beğendim. Tam burayı doldurmuş. Ufacık bir avize kullanamazdı buraya. Şöyle dediğim arkadaşımızın dediği gibi avizeyi buraya ben de yakıştırdım. Boyut olarak da iyi durmuş. Modelini şeklinde avizeyi buraya yakıştırdım. Mutfakta tek beğendiğim şey avize diyebilirim. Teşekkür ederim kızlar. Benim daha avize gözüme batmadı. Avize gerçekten burayı aydınlatıyor ve güzel. Avize takıntılı arkadaşlarım. Ben de avize takıntılı olmama rağmen beğenmenize gerçekten çok sevindim. Led ışık değil mi onlar? Evet, led ışık. O da gözümüş. Evet. Onlar da gri yanıyor, farklı renk yanmıyor. Beyaz eşyaların fiyatını öğreneceğim. Beğendim kesinlikle. Gri bu mutfağa çok yakıştırdım. Ankastren de ayrıca çok hoş duruyor. Çok teşekkür ederim. Ben bu evime yeni taşındığım için hepsini bir toplu fiyata aldım. Güncel fiyatı 132.600 TL. Doğru, iyi almışsın. Keşke normal o parayı şu anki verirken zaman biraz için da ebat olarak ölçüye göre alsaydın. Hani oradaki boşluk bir kaplı biraz var, fazla yani. Kablo görüntüsü de kötü duruyor. Hani buraya dolduracak bir dolap yakışabilirdi. Evet, rengi çok uymuş. Sadece boydan kaybediyor yani. Ben normalde onun üzerini daha fazla şıklaştırıyorum. Ama siz şimdi çok fazla yorum yapıp kusur bulursunuz diye oradaki her şeyi kaldırdım açıkçası. Orayı daha sadeleştirdim. Bundan önceki bu eve girdiğimdeki mutfak hiç hoşuma gitmedi. Taşınacağım zaman çok üzüldüm ve eşim bütün mutfağı yıktırdı. Ben bunu tekrar kendim tasarladım. Onun üzerine de böyle bir boşluğa bir daha kusur bulup sorun çıkartmak istemedim. Bu şekilde kullanıyorum. Beni rahatsız etmiyor. Anlıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Yani bir de benim girdiğim zaman buraya geldiğimde tabii arkamızda kalıyor ama perde dikkatimi çekti. Hı hı. Şimdi ceruzda bir perde kullanmışsın. Oraya bakıyorum balkon kapında tül bir perde kullanmışsın. Evet. Keşke jaluziyi balkon kapında kullansaydın da böyle ambiyansı daha güzel olsaydı.
Yani lavabonun arkasında ben onu hiç uygun bulmadım, hoşuma gitmedi. Şöyle söyleyeyim, jelüzümle lavabonun rengini kombinleştirdim, özellikle seçtim. Jelüzü balkon kapısında kullanılmaz, açarken sıkıntı yaşarsın. Böyle çektiğin zaman rahat bir şekilde, yani kullanışına göre kombinledim. Yani... Burada jelüzü, orada jelüzü, ofis ortamı yaratmak istemedim. Salon ve ofisi kombinleştirip sporlaştırdım. Yani tamamen zevk meselesi. Beni ama hiç rahatsız etmedi. İşte dediğim gibi tül, tamam rahatlık perdeciler artık ona göre ayarlıyor ama... Şimdi o tülü burada kullansaydım sürekli elimin altında elimi yani yıkayacağım edeceğim başka olmazdı. Başka bir şey kullanabilirdim buraya. Oraya bence daha çok yakışırdı. Sonuç olarak yuvarlak bir masa kullanmışsın. Oranın ambiyansına daha uygun. Bu arada masanı da orada çok beğendim ama bir tık daha büyük olabilirdi. Bir yani, tık daha büyük olsaydı gelişi geçişi engelleyeceği için 4 kişiyiz. Biz 4'ümüz kullanıyoruz günlük olarak orayı. Çocuklarım bar sandalyelerini kullanıyor. Ben de o küçük masayı kullanıyorum. Kalabalık misafirim olduğu zaman salona geçiyorum. O yüzden birazcık ufak kullanmayı tercih ettim. Anladım. Yani mutfağın çünkü çok büyük, boş alan kalması yerine biraz daha genişletebilirdiniz o masayı. Ama onun dışında o mutfaktaki masayı beğendim. Sadece televizyonun altına dolap yapmışsınız TV ünitesi gibi. Evet. Keşke onu o şekilde görmeseydik. Daha farklı bir şekilde kullanabilirdin. Hani sanki mutfaktan ayrı bir yer gibi olmuş. Aslında burası mutfakla bütün bir yer. Aslında gerçekten mutfakla ayrı bir yer olarak yapmak istedim. Çünkü burası benim yemek yaptığım alan. Orası da keyif yaptığım alan. Orada hem yemek yiyip hem televizyon seyrediyorum. Altındakini de kahve standı olarak kullandım. Özellikle camlarını da kapalı olarak kullandım ki hem TV ünitesi görevini kaybetmesin hem de kahve standı olarak kullanılabileyim. Öncelikle Tuğçe arkadaşımıza bir şey söylemek istiyorum. Aynalara çok takık olmasına rağmen burada hiçbir ayna dikkatini çekmedi. Çekti. Ben farkındaysan sırayla gidiyorum. Masa, TV. Ondan sonra devamını getireceğim. İlk önce perdelerle başladım. Tamam. Fırsat verirsen devam edeyim. Sıran gelince cevap verirsin. Orası bana çok salon vibe verdi. Üstündeki runner'lar da böyle dantel gibi durmuş. Üstünde de şekerlik gibi. O kısmı hiç buraya yakıştıramadım açıkçası. Ben biliyorsunuz kızlar gösterişi, fazlalığı çok seviyorum. Benim bunlar çok hoşuma gidiyor. Abartıyı çok sevdiğim için sıradan bir mutfak olarak kullanmayı hiç tercihim değil. Bu evi de tamamen zevkime göre kullandım. Çünkü bundan önceki evim zaten eşimin bekar eviydi. Ben o eve gelin gittim. 7 yıl sonra ilk defa bu evi kendi zevkime göre döşedim. Evin her ayrıntısında benim imzam var. Muhakkak öyledir. Dediğim gibi sadece oradaki runner'lar, masanın üstündeki runner'lar bana çok böyle dantel vibe'ı verdi. İçsenlik değil açıkçası bana evet. göre. Orayı çok yakıştıramadım. Aslında onlar bir sunumluk. Tabak altlığına konuluyor. The Ses. O suplayı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bu bir runner değil, bu bir supla. Bunun nesi dantele benziyor? Bir söyler misiniz arkadaşlar? Dantel demedim zaten. Dantel vibe'ı vermiş dedim. Televizyonun altına ünite gibi koyup üstüne de bunları koyunca dantel vibe'ı vermiş dedim. Dantel İstersen demedim. Deneyebilirim bir tabakla beraber. Aa yok gerek yok. Peki. Ne kadar aldın Gizemci? Tanesini 30 TL'ye aldım. Uygun almışsın. Evet. Güzel. Ben mermerinle aradaki taşın uyumunu çok beğendim. Lavabonun aynı zamanda siyah olup onun o şekilde kombinlemen de güzel. Perdenin fiyatını tek başına öğrenmek istiyorum. O da hoşuma gitti. Perdem 10.000 TL. Maşallah. O şey plastik değil, bambu. Evet. Özel yapım. Gizemcim iznin varsa dokunacağım perdene. Pahalı bir kontrol edebilir miyim? Tabii ki. Oynatabilirsin iplerini. Böyle. Aynen. Böyle bahçeyi görüyorum. İstemediğim zaman kullanışlı. Kapatıyorum akşam evet. olduğu zaman. O açıdan gerçekten kullanışlı. Ama fiyatı çok pahalı ve bir süre sonra sıkıldığında tekrar perde almak zorunda kalırsan zor olabilir. Ben alışkanlıklarımdan kolay kolay vazgeçen bir insan değilim. Demiştim gri ve tonları yaşlanmayacak bir renk. Ben 50 yaşıma da gelsem 60'a da gelsem bu tonları seviyorum. Kullanacağımı da düşünüyorum. Yani biz buraya ürün tanıtımına gelmedik. Perdeyi açtırıp kapatman bana çok abes geldi. Kendisi istedi. Şöyle buranları evet kaldırır atarsın oradan. Belki başka bir şey koyarsın ama gerçekten o duvarın oradaki ayna ve dekorasyon ürünü oraya olmamış. Yani bunun masanın arkasına yapsaydın evet derdim ki buraya bir dekor etmiş. Burada bir ambiyans yaratmaya çalışmış ama zaten televizyonun arkasında kalmış. Oraya TV ünitesi gibi yapmaya çalışmışsın. Onu oraya eklemişsin. Abes kaçmış. Klimayı da oraya koymuşsun. Benim tavandaki izlerime yorum yaptınız. Orada sıvı izi var. Sende de duruyor bu. Evet. O sıvı izi normalde o aynaların olduğu yerde de vardı. Zaten onu kapatmak için öyle bir panel ve ayna yaptırdık. Bir daha geldiğinizde eğer ki gelirseniz
O duvarı da aynı şekilde göreceksiniz. Yani orada görmek çok isterdim. Sadece dolaplarla renk uyumu olmadığı için bugün bu duvar boş. Bir daha geldiğinizde aynısını göreceksiniz. Tabii bu arada ürün tanıtımına tabii ki gelmediniz. Sorduğunuz için cevap veriyorum. Biz de size ürün tanıtımına gelmemiştik ama sen zeytinlerini bize tanıttın. Ben yöresel bir şey kurdum. Perden senin yöresel bir şeyin değil. Perdem yöresel bir şey değil ama güncel bir şey. Evimde kullandığım bir şey. Zeytin de güncel. Yorumlamanız gereken bir şey. Zeytin de güncel bir şeydi. Anlamadığınız için. Zeytini yorumlamak zorunda değildim. Sonuçta zeytini sen kendin yetiştirmiyorsun. Kurmayı zaten herkes biliyor. Ama benim perdemi, halımı, her yerimi eleştirebilirsin. Evet, tabii. Bildiğiniz için şaşkın şaşkın izledim. Bu üç arkadaşımızın atışması hiçbir şekilde bitmiyor. Buradan da çıkabilir miyiz artık? Buyur sen geç önden. Niye geçiyorum canım? Ev sahibi sen misin? Her yerde sahipleniyorsun. Sen çıkmaya alışkınsın da ondan ev sahibine sormadan. Hanımlar, tartışmalar başladığına göre yorumlarınız bitti diye düşünüyorum. En iyisi hemen salona geçelim ve haftanın ödüllü oyununu oynayalım. Hadi geçelim. Şimdi sıra haftanın ödüllü oyunu Zeytin Gözlüm Sana Meylim Nedendir de. Şimdi zeytinlerimiz seni bekliyor. Evet. Biliyorsun en fazla zeytin ayıklayan gelin cuma günü bizden bu görmüş olduğunuz altın kolyeyi kazanacak. Dün kaç tane yaptınız? 19. 19 sen, 19 Tuğçe. Ben. Bakalım sen gelinleri geçebilecek misin? Bakalım. Senin için 90 saniyemiz var. 3'ten geriye sayıyoruz. 3, 2, 1, başla. Evet. Şekerim senin manikürün bozulacak. Bence zorlama. Tırnaklarım kopsun önemli değil. Ya o kadar mı ya? Bence. O kadar altına rağmen. Tabii ki de. Olay altın değil galiba. Olay hırs yaptı böyle. Herhalde. Evet. Biraz çalışsaydın bence derslerinin diğer şeylerin çalıştığın için. Buna da çalışabilirdin. Yapıyor. Yapar diyenler yapar. Yapamaz diyenler yapamaz desin. Haydi başlayın. Yapamaz. Hadi. Yetişecek mi güzel? Ben yetiştiremeyecek mi? Hadi. Olmayacak. Olsun hayatım. Hadi. Bir. Ne yapalım? İki. Süren çok az kaldı hadi. Dört. Az mı kaldı acaba? 10 saniye mi kaldı? 10 saniye. Bakıyoruz onlar bize 10 saniye. Geçti sizin kaydı. Saniye daha verecekler. Geçti. Nereye geçecek? Ay bugün masada görecek miyiz acaba zeytin salatası? Geçti tabii. İnşallah. Daha hızlı Gizem geçebilirsin. Vallahi hadi. İyi ders çalışmış o zaman. Gaz üstleri de çıkarmadı bilezikleri de öyle yapıyor. Sen dur şimdi. Ay bu çok oyaladı beni. Hop. Allah aferin ya. İyi güzel. Çocuk annesi ya. Son 11 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Oh şimdi şöyle üstüne gelmedi. Ben gelmesin. Sayayım mı sizi hiç yormayayım ellerini göstereyim. Bir şey söylemek istiyorum. Süre bittikten sonra bir tane attı. Son anda attım onu da ayıklamıştım zaten. O zeytin son saniyede kaseye düştü. Dış sesimiz sıfırda düştü diyor. Alıyoruz. Attı evet. Nasıl dersen. Hani benim gözümden kaçtıysa da onların gözünden kaçmaz. Sayıyoruz. 1, hadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hiç iddiam yok da el becerisi. Doğaydan. Ya zeytin ayıklamama güvenmiyordum ama hızıma güveniyordum sadece. Vay be. Gerçekten hızlıymış. Ben şoktayım ya. El hızı. Biz zeytinciyi geride bıraktın gerçekten. Evet. Tebrikler evet. Bize. Teşekkür ederim. Ama güzel çalışmış. Hiç çalışmadım. Eli çabuk değil mi? Evet. Evet bakalım daha yarın var. Melike kaç tane ayıklayacak? Melike ne diyorsun? Benim iddiam yok ama kendime göre tahminim bir 15. Hadi canım sen 15. Ama hep böyle şey yaparım diyeceksin. Yaparım diyeceksin. İnşallah bakalım. Geçersen mucize olacak. Evet. O bile şaşırıyor yani. Evet. Evet bakalım yarın bizden altın kolyeyi hangi hamarat gelinimiz kazanacak? E tabii ki onunla da bitmiyor. Ardından final günü malumunuz. 50.000 TL. Acaba hangi gelinimizin olacak?
yarını ne yapıyoruz? İpek çekiyoruz. Çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Ve ben sizi buradan yatak odasına gönderiyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gelin evi. Gizem Gelin'in yatak odası luxury tarzda dekor edilmiş. Tavana kadar uzanan gri ve gümüş kombinli yatak başlığı odaya adeta ihtişam katmış. Yatağın iki başındaki komodin, abajur ve ayna uyumu da gayet güzel. Düz tüller ve karartma fon perde odanın tarzına ve renklerine uygun. Kumaş başlıklı altı kollu avize zevkli bir seçim. Son olarak gelinimizin makyaj masasını ve dolaplarını giyinme odasında kullanarak odayı ferahlattığını belirtelim ve sözü kendisine bırakalım. Kızlar, Çevik Family yatak odasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk güzel. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ben halıların uyumunu hiç beğenmedim. Keşke üçünü bir kullansaydım. Dünkü kiliminden sonra bir de ipek halı dediğinden sonra benim halılarımı eleştiriyor musun gerçekten? Evet, eleştiriyorum çünkü hiçbir şekilde birbirine üçü de uyumlu değil. Hadi belki üçü aynı olsaydı göze hitap ederdi ama şu an hiçbir şekilde uyumlu değil. Bence keşke onu mutfağa indirseydin. Aynen. Mutfakta zaten aynısı var. Benim evim topluca bir kombin olduğu için bu konuda size bir şey diyemeyeceğim. Ben dediğim gibi griyi seviyorum. Gri yaşlanmayan bir renk. Evimin her köşesinde de olan bir renk. Her taraf uyumlu. Tuğçe'cim çok sessiz kaldın. Çalışmadın herhalde. Söylüyorum internetten. Zaten. İnternetten çalışmama gerek yok şekerim. Sen anlattın, ben onu araştırıyorum, bunu araştırıyorum, şunu yapıyorum. Araştırmama gerek yok, biliyoruz zaten. Her yeri griye boyatmışsın. Gencim, işte enerjim diyorsun. Zaten gri boğmuşsun. Gri sakinlik demektir. Sen sakin bir yapıya sahip değilsin. Ben gencim demedim ki. Gencim diye kendini her zaman savunan bir kere Zeynep. Ben hiçbir zaman gencim demedim. Cıvıl genç cıvıl olabilirim ama şıkır şıkırım dedim. Zaten üzerimden de belli. Kim cıvıl cıvıl? Senin resmen İçin yaz tutuyor. Kapkara gelmişsin. Şöyle senin gibi çocuk gibi duracağım ama asaletli olmayı hayatım tercih ettim. Hayatım bu çocuk gibi değil. Resmen astrolist gibiyim. Aynen öylesin. O zaman sahnede görseydik keşke. Seni de tarih vereceğim. Gel beklerim. İnşallah bu şekilde giyinirsin. Atışmanız bittiyse ben de yorum yapmak istiyorum. Evet, kıyafet olarak, dış görünüş olarak cıvıl cıvılsın. Ama evinde ben o cıvıl cıvılı göremedim. Şurada bir pembe beklerdim senden ya da pembe post. Her yer gri gri gri. O kadar böyle baydı ki duvar kenarlarının soyulması. Bu benim mutfağıma serdiğim halıma çok benziyor. Hole'de aynısını sermişsin. Evet, ev uyum dedin. Bana kalırsa bende de aynısı vardı. Ben bunu tuvaletime sererim demiştin. Bunu gerçekten tuvaletine seriyor musun? Çok merak ediyorum. Bana bunca yorum yaptıktan sonra aynı postu sanırım benden görüp özendinle gidip yatak odana aldın. Evet, iki gün içerisinde senden özendin postu aldım. Senin halınla benimki benziyor olabilir ama sadece tek fark kalite farkı. Bence sen kaliteden anlamıyorsun. Zeynep'e Kokine'yi özendirmişim. Sana da postları özendirmişim. Cıvıl cıvıl diyorsun. Ben burada gri gri o kadar boy yok ki yani insanı gerçekten bunaltıyor. Senin evinde karma karışıktı. En azından açık renk. En azından ben bu bir şey kullanmamışım burada değil mi? Tabii ki. Artık yorum yapmak istiyorum. Yani atışmanız bitmeyecek sürekli. Yatak örtünü sadece beğendim. Yatak odasında fiyatını öğrenebilir miyiz? Takım olarak 2500 TL. İyi, güzel, uygun. Onu beğendim. Onun dışında abajurlarının ve avizenin uyumunu hiç beğenmedim. Yani çok kalaba duruyor. Perdemle uyum sağladı. Hem spor hem şık olarak ben perdemle uyduramadım yani. Çok büyük, çok yani zaten bu kadar, her yerde ayda bu kadar ayda. Büyük bir yatak odasına böyle büyük bir şaşalı bir avize gerekiyordu değil şarşal mi? Şaşalı değil tatlım da yani. Çok karanlık yani. Lambaların hiç gözükmüyor bile. Keşke lambalarını beyaz kullansaydı sarıya, daha güzel olurdu. Katılıyorum burada arkadaşıma. Sonuçta yatak odası olduğu için loş ışık her zaman tercihim. Zaten geç yatıyorum. Perdelerim de karartmalı. Doğru, o yüzden niye kapladın? Çünkü daha modern ve daha şık. Hiç modern durmuyor yani. Senin evinde yarın göreceğim tatlım. Benim bir şey çok ilgimi çekti. Tuğçe'nin evinde herkes yukarı çok pis çok pis dedi ama galiba senin de çok gözüne basmış. Benim de temizliğe ihtiyacım var tabii ki. Aynen. Kabul ama ediyorum. O zaman bir tane çorba şey bana göndermeden önce gelip kendi tavanında kullanmanı tercih ediyorum. Burası benim yatak odam ama orası senin mutfağın. Mutfağına herkes giriyor ama benim yatak odama herkes girmiyor. Şimdi. Olabilir. Beni rahatsız etmiyor. Yani yaptığın zaman tavanı bunu görüyorsun. Benim yatak odamda da aynı şey vardı. Ona yorum yaptınız. Bence sen bana değil ben sana yollayayım da bari göz zevkin bozulmasın. 3 puan verdikten sonra avukat bulmuşsun kendine. Yani o hak ettiği için 3 puanı aldı. Sen de hak edersen bugün 3 puanı alacaksın. 3 puan mı? Buraya 3 puan mı? Evet, şöyle söyleyeyim. Ben zaten ilk 10 evi yarıştı. Bence o hak ettiği için ben ona 4 puanı verdim. Tamam tatlım. Hak edene hak ettiğini veriyorsanız ne mutlu. Aynen, sana da gerçekten o kadar adaletlisiniz ki.
arkadaşım, evet, özür diliyorum, sözünü kestim ama odanda niye dolap yok? Ben burada boydan boya bir dolap görmek isterdim. Tatlım. Televizyonu koymuşum ve kesinlikle özel alanda, yatak odasında televizyon bulunmamalı, net söylüyorum bu tatlım konuda. Ben yatarken keyif yapmayı, televizyon seyretmeyi çok seviyorum. Ayrıca yatak odasında artık yeni trendler, dolap bulundurulmuyor. Benim ayrıyetten giyinme odam var. Dilersen buyur, buradan oraya geçebilirim. Olmayanlar ne yapacak tatlım? Giyinme olmayanlar senin dediğin gibi yatak odasına dolap koyacak. Çok, neyse onunla... Çok merak ediyorum. Burada televizyon kullanıyorsun, keyif yapıyorsun. Keyif yapıyorsun ya. Evet. Bu kocaman yatak başlığına neden ufacık yatak, yere basık bir yatak aldın? Burada nasıl yatıp izliyorsun? Oturuyor musun burada yastıkların üstüne? Siz galiba modayı takip etmiyorsunuz. Bence birazcık moda dergileri bu oku. Bu odaya göre bu yeni, alçak. Yeni yataklar böyle yerden alçak. Sen yeni gelinsin ama ben daha yakından takip ediyorum. Keşke sen modayı takip etmesen. İzin verir misin Tuğçe'cim? Yere yakın yataklar her zaman spor bir yataktır. Ben de böyle kullanıyorum. Hoşuma gidiyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Tuğçe arkadaşımız aynalardan, dekorasyondan çok iyi anlıyor. Bizim aynalarımız Zeynep'in evinde olduğu gibi, benim evimde olduğu gibi giyinme dolabı, giyinme odası aynaları olarak geçiyormuş bizimkiler. Senin aynan bence oraya uymamış. Sen Tuğçe arkadaşımızdan fikir al, nasıl dolap yapılır, nasıl dekorasyon yapılır, o sana çok yardımcı olur, çok anladığı bugün için. Bugün siz galiba bir fiskos yaptınız, böyle bir kulis yaptınız, beraber böyle birbirinizin avukatı kesilmişsiniz ama evet, ben kendimden çok eminim. Ya da bana bahane bulacak bir şey tabii ki bulamadınız evlerinizle kıyasladığınız zaman. Ama ben alışayım. Yapın yorumlarınıza. Gerçekten size boynum kadar ince. Çünkü siz benim, evet, misafirimsiniz bugün. Yani şu postları gördükten sonra bahane gerek yok zaten. Evet. Ben o tuvalet postu değil. Zaten. O tuvalet postu değil. O gayet ben kaliteli bir post. Ben de yatak odamda kullandım ama tuvalet postu dedin. Kalitesine bakmadan bunu söyledim. Kalitesine baktığım zaman, gördüğüm zaman çok iyi anladım. Daha kaliteli duruyordu. İç acı ferah duruyordu en azından. Ben girebilir miyim Gizem? Tabii ki. Arkadaşımın yarısı olduğu için gocunuyor. Aynasına laf söylediğimiz için. Burada zaten giyinme odasının aynısının işi yok. Giyinme odası var arkadaşımızın. Evet, giyinme odasını alsın dedim zaten. Giyinme odasında da şöyle bir uyumsuzluk yakaladım. Aslında oradaki dolapların, dolapların kapalı olanlar çok güzel. Griye uydurmuşsun ama oradaki ahşap detay gerçekten oraya olmamış. Ben ahşap detay normalde kullanmadığımı söyledim. Oraya sadece eşimin zevkiyle mimar soktuk. Mimar da güncel modanın bu şekilde olduğunu söyledi. Ve ben orayı tabii ki bir odada eşimin zevkinin olmasını istediğim için ona bıraktım. Ama çoğunlukla tabii ki ben kullanıyorum. Keşke modayı tercih etmeseydiniz. Öyle bir kötü bir bu zevk çıkması meselesi tabii ki. Çıkmasaydı yani oraya gri ya da yine giyim orayı odası. Orayı bu sefer gri kullansaydım orayı da gri kullanmış diyecektiniz. Bir farklılık yarattım senin en azından. Senin her yerin gri şekerim. Üç odanda. İşini yani söylüyorsunuz oraya gri, buraya gri, orası da gri olsaydı oraya da gidip oraya da bir kutlu olacaktınız. Peki, ama ben alışkınım. Uyumsuz halıların toplam fiyatı ne kadar? 9000 TL. Anladım. Ben yatağı merak ediyorum. Bu kadar büyük bir başlık koyup ufacık yatağın ne kadar ücret ödedin? Yatak odamın yatak hariç fiyatı 93.000 TL. Yani bu tasarımı evet beğendim. Yatak başlığı çok güzel ama keşke yatağı daha yüksek yapsaydınız. O fiyatı yüksek değerli. Yüksek yatakta olurdu. Yatamıyorum. Aslında bu yatağı yanlışlıkla yaptılar. Yüksek yapıp getirdiler. Ben tekrardan alçalttım. Çünkü hem yüksek yatakta yattığım zaman rahat uyuyamıyorum. Hem de dediğim gibi genel olarak modayı takip ettiğim için bunda çok rahat ediyorum. Yani ben beden sağlığım ve kendi zevkim için bu tarz yatağı tercih ettim. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Anlıyorum. Rica ederiz. Neden güzel sessiz kaldınız? Biraz böyle anlıyorum falan diye sustunuz. Güzel Cem, benim yorumum bitmedi. O giyinme odandaki raflar açık bir şekilde hiç hoş değil. Farklı bir tasarım görmeyi tercih ederdim. Giyinme odama girdiğin zaman bütün güncel, bütün günlük kullandığım kıyafetlerim tabii ki kapalı. Ama bunun gibi gördüğün özel tasarım kıyafetlerim, ayakkabılarım, raflar, çantalarım ben hepsi açıkta. Yani söylemek istemiyorum ama böyle sanatçıların bazı odaları oluyor. Yani onun gibi hoşuma gittiği için o şekilde tasarladım. Güzelciğim bir şey daha sorabilir miyim? O vizenin fiyatı ne kadar? O sanırım 17.500 olması lazım. Abajurlar içerisinde mi? Evet, içerisinde tabii ki. Onlar takım. Yine de pahalı. Yani çok pahalı. Çok, evet. Benim avizeme laf söyledikten sonra bu avizede sustular. Ben ona çok şaşırıyorum. Ben avizenin fiyatına laf söylemedim. Bu kadar pahalı ve bu kadar şık bir yatak odasına da tabii ki böyle gösterişli bir avize gerekiyor. Yani moda moda diyorsun. Keşke modaya uyan bir şey ekleseydin de gerçekten modayı tanımlısın. Sen olsaydın ne kullanırdın Tuğçe'cim? Avizem bu odaya çok demoda kalmış. Daha farklı bir avize kullanabilirdi. En azından disko topu kullanmıyorum. O bile daha çok yakışırdı. Bir de ben Gizem şunu fark ettim. Giyinme odanı gezerken eşine ait herhangi bir şey göremedim. Çünkü orası sadece benim giyinme odam. Evin girişinde ayrı bir kulis var. Eşimin tüm eşyaları orada. Çünkü çok fazla olduğu için ikimiz aynı giyinme odasına sığamıyoruz. Onun ayrı bir giyinme odası var, kulisi. Anladım. Benim ayrı bir giyinme odam. Evin girişi çok uzak değil mi eşin için? Onun için gayet konforlu. Orada hem çalışmalarını yapıyor, hem toplantısını yapıyor, hem de gün içerisinde kıyafet kombinlerini birlikte hazırlıyoruz. Hanımlar, yorumlarınız bugün biter mi? Dış ses, evde o kadar çok şey var ki...
de o kadar detay var ki tabii ki bitmez. Akşam olur akşam. Rakiplerin yorumlarıyla seni terletti mi Gizem? Hiç terlemedim, gayet rahatım. Bence onlar terledi. Bence artık yatak odasından çıkalım ve Gizem'in çeyizini görelim. Ne dersiniz? Haydi çıkalım, koridorlara serelim çeyizimi. Haydi kızlar. Gelin evi. Aa, Gizem gelin çeyizimi koridora serelim derken meğerse şaka yapmıyormuş. Bakar mısınız? 7 yıllık evli olmasına rağmen çeyizi ne kadar çok. Vintage kahve fincanları, Gizem gelinin bindallısı ve gelinliği, motif motif örülerek birleştirilen şallar, el örgüsü yelekler ve dantelli piko takımları gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Gizem gelinin çeyizlerine ulaşmak için böyle çeyizli bir koridordan geçtik. Ardından çeyizin menbaına geldik şu anda. Vallahi 7 yıllık gelinimizin çeyizi mis gibi duruyor. Şov yapacağımı söylemiştim. Vallahi bilmiyorum, yapıyor musun, yapmıyor musun? 50 bin TL'yi hak eder mi bu çeyiz? Tabii ki gelinlerimizin fikri çok önemli ve değerli. Güzel parçalar var gibi gözüküyor. Senin favori parçan hangisi? Tel kırma tepsim. Şu tepsi. Evet. Bakalım. Kim yaptı bunu? Kayınvalidem yaptırmış özel. Hı hı. Kullanmaya kıyamıyorum ama bugün sizde bununla çay sunumu yapacağım. Ay harikasın. Evet. Çok güzel. Düğününü izlerken. Tabii ki. Ay çok naziksin. Sende de vardı. Evet. Diyeceksin. Bende de vardı diye. Evet. Bak onun altındaki parça da hoş. Bu bir bohça galiba. Açalım. Ve o da yorgan galiba. Evet. O benim, ben şöyle sağa koyayım. O benim bebeklik yorganım aslanım. Çocuklarıma öyle kullandım. Mi? Evet. Dur bunu konuşalım. Bu bir runner. Evet, bu özel işlemi. Bunu annem yaptırmıştı. Nasıl hanımlar? İğne ve galiba bunlar. Evet. Güzel evet. Ve güzel olmuş. Bunları evet, tabii ki sandıklarda saklıyoruz. Evimiz uyumadığı için kullanamıyoruz ama artık kullanacağım çünkü. Bunlar modern evet, parçalar modern biliyor musun parçalar. Aslında? Çok da artık böyle ilgi görüyor bu tip şeyler. Hani yazlıklarda ve kış bahçelerinde evet, de hani güzel duruyor. Ben bunu çok beğendim. Diyorum. Şurada bir turuncu parça görüyorum. O ne aşkım, uzansana. Tuğçe'cim onu alabilir miyim? Tabii, o alayım. Tuvalet paspas takımı. Hı-hı. Böyle birazcık ağır, tam üzerime uygun. Bunu hiç kullanmadın mı sen? Hiç kullanmadım. Kullanmaya kıyamadım. Ama bugüne kombinledim. Bak. Böyle geçsen. Nasıl hanımlar? Beğendiniz mi kızlar? Kendin mi ördün bunu? Hayır, kendim örmedim. Bu da anneannemin ördürdüğü bir parça. Ama bunun takımı da olacak herhalde. O kadar çok ki aralara karışmış. Vallahi bu çıkar bir yerlerden, evet. Ben bunu çok beğendim. Siz ne diyorsunuz? Ya ikidir, nasıl buldunuz diyorum. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Dilinizi mi yuttunuz? Bir şey bulamadık, o yüzden aslanım konuşamıyoruz. Bence bunu böyle paspas olarak örmek yerine battaniye olarak örselerdi de Gizem arkadaşımız hani yere sermeye kıyamıyor. En azından bir koltuğun üstüne ya da şal hani olarak kullanabilseydi, koltuk şalı olarak. Şöyle de olabilir. Eşimin yeni yaptırdığı köy evimizde de kullanabiliriz. Daha uyumlu olur. Onu oraya da zaten ahşaplarla beraber daha uyumlu. Bohem yaparsa. Aynen. Bu bohem mobilyalarla çok güzel olmaz mı? Evet, olabilir. Rengi itibariyle zaten de. Kremi ahşap kullandım orada da. Yakışır diye düşünüyorum. Şuraya sermek istiyorum ben. Serelim. Şöyle arkana. Ve devam edelim diğer sanki çeyizlere bakmaya. Peki Gizemciğim, ben bir şey sormak istiyorum. Benim evimde geldin, uçtun. Kendi gününde yere çakıldın şekerim. Dedin ki 5 odayı ben 3 odaya sığdırırım. Yani koridora serdiğin çeyizi ben bu odaya gene sığdırırım. Keşke sen de sığdırsaydın. Sen dolu olduğunu göstermek için koridora yaymışsın ama zaten benim odam dolmuştu. İkinci odaya geçmek zorunda kaldık. Ben gene onları bir odaya sığdırdım ama bütün parçaları göremezdiniz. Yani sen bugün postladın biraz. Ben hiç postlamadım. Senin hiç sandıkların yoktu. Ben çoğu çeyizimi sandıklarım içine doldurdum. Evet. Yaysam yerlere de yayarım. Salona kadar merdivenlerden aşağı bir güzel iner. İstersen şey indirelim. Seninle aramızda bir kuşak farkı var. Sandık kalkalı bayağı oldu. Sandık yerine bavul alınıyor ki rahat kullanılabilsin. Sandığı yoktu. Bende 3 tane sandık vardı. Bende manken vardı. Ben sıkıştırdım onun gibi. Geniş geniş sermedim. Benim çeyizimin ne kadar çok olduğunu zaten siz gördünüz. Mesela yine gözüme şurada güncel bir parçalar ilişti. Onu rica edeyim senden altlarıyla birlikte. Aha. Runner'ını da alabilirim Zeynep'ciğim. Teşekkür ederim. Evet, orada bir de böyle bir şey var öyle. Kırmızı falan duruyor, mavi. Evet. Aslanım bu altın sarısı olduğu için ve ben evimde altın sarısı kullanmadığım için bunlar tabii ki kaldı. Bunları da yani bir başka evime, kızıma saklarım diye düşündüm. Hı hı. Kullanmadım. Bunların gümüşlerini kendim yaptırdım.
birazdan çay servisinde göreceksiniz. Peki. Aslanım kullanılabilir diyorsunuz ama ben şunu söylemek istiyorum. Hacan, Gizem arkadaşımız hiçbirini kullanmamış. Hayatım zaten iki oda dolusu çeyizimi kullanıyorum. Bunlar çoğunlukla kullanmadık. Keşke onları da serseydin de böyle fos olmasaydı. Hiç fos olduğunu düşünmüyorum. Senin çeyizine bence çok çok on basar. Evet yani bence bu hafta bayağı bangır bangır dolu dolu çeyiz. Gizem gelinde ve Tuğçe gelinde vardı. Ben Zeynep'e de bir cevap verebilir miyim Aslı ablacığım? Çok merak ettim. Bu alabilir miyim? Tabii ki buyurun. Bu tesbihler benim için çok önemli. Ben eşimle evlenirken imam nikah mehrim Ümre'ydi. Evlendiğim zaman beni Ümre'ye getirdi ve oradan beraber aldığımız tesbihler bunlar. Ümre'den. Evet benim için çok kıymetli. Güzel bir hatırası varmış. Evet. Ay ne güzel. Maşallah saklıyorsun. Aferin. Böyle şeylere değer veriyorsun. Gizemciğim bakırların nereden? O da kayınvalidemden kalma. Bir bakır çaydanlığı falan var herhalde. Evet. Zaten benim alabileceğim şeyler değil. Büyüklerimden kalma genelde. Sadece kayınvalidem ve annem değil. Teyzem halamın da çok emeği var. Aile yadigarı şeyleri çoğunlukla bana vermeyi tercih ettiler. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Evet o da en sevdiklerimden Aslı ablacığım. Bunları bunları kullanıyorum zaten. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Fuşya'nın bu kadar şık duracağını tahmin etmezdim. Ve kimisi Ruby diyor, kimisi Fuşya diyor bu rengi. Ve gri ile özellikle ne kadar şık oldu değil mi? Evet, salonumda da kullandığım gibi gri ve fuşya. Evet, evet. Çok çok güzel. İyi günlerde kullan. Valla şahane bir çeyiz. Detaylarını yakından arkadaşlarımız gösterirler mutlaka. Şimdi biz buradan bence senin sunum masasına bir geçelim bakalım. Hadi gidelim. Var. Şovumu göstereyim size. Hadi o zaman buyurun. Buyurun. Gerçekten kahkaha atmamak için kendimi zor tuttum. 3-5 parça çeyizi yatak odasına sığdırabilirdi. Sırf bana özendiği için yok hole taştı, oraya taştı, buraya taştı. Ya sen zaten senin çeyizin Zeynep'in çeyizi kadar bir şeydi. Sen sadece bunu yaymışsın, oraya koymuşsun, buraya koymuşsun. Çeyiz denilebilecek eşya bile koymamışsın. Gelmişsin gelinliğini koymuşsun. Biz bunu görmek zorunda değiliz. Senin çeyizin çeyiz değildi bence. Bursa çeyizi değildi. Gizem Gelin'in sunum masası beyaz ve gümüş uyumuyla dikkat çekiyor. Mercimek köftesi, yaprak sarması, Bursa kebabı ve cantık masadaki lezzetlerden bazıları. Gizem Gelin'in sunum masasındayız hanımlar. Evet Gizemciğim, neleri sen yaptın diye sormak istiyorum. Hemen söylüyorum. Kuru dolma, zeytin salatası, Kemal Paşa ve mercimek köfte. Yani bayağı emek vermişler. Herkes bir sürü şey yapmış. Komşularım sağ olsun. Sağ olsunlar. Yöreye ait süt helvası görüyorum. Süt helvası var, Kemal Paşa tatlısı var, lokumumuz var. Kemal Paşa'yı zaten sen yaptın. Evet. Lokum da hani bildiğimiz lokum değil hanımlar. Siz daha iyi bilirsiniz, Bursalısınız. Cevizli lokum. Evet. Ama izleyicilerimizden hani bilmeyenler olabilir. Burada, ay bu arada dur sizin yüzünüz gözükmüyor galiba şu mumları. Hemen indirelim. Hop, gördüğünüz mumları da var. Mumları şöyle indirelim. Hatta sen ne demiştin? Zeytinle birlikte yeniyor. Evet aslanım, zeytinle beraber yiyoruz. Evet, çok güzel. Yöreden, evet herkesin ellerine sağlık. Bayağı şeyler var. Bunları anlatmaya kalksak epey uzun sürecek gibi gözüküyor değil mi? Biz çünkü şimdi masa sunumuna geçeceğiz. O zaman ben lafı uzatmadan çay servisine başlayayım. Peki. İsteyene limonata da ikram edebilirim. Çay da ikram edebilirim. Çay alalım. Çay alalım. Tamam. Ay herkes çay da... Sakiş! Sakiş! Çay alabilir miyiz? Efendim alabilirsin. Gel Sakiş gel. Hoş geldiniz. Ay, pek bir havalı çaydanlık yahu. Evet. Ne güzelmiş onu bu çaydanlık. Onu Sakin ablam için aldım ben. Öyle güzel mi? Güzel servis etsin diye. Evet. Şöyle. Açık mı içersin? Evet. Yeterli. Teşekkürler. Güzel. Evet. Çaylarımızın Zeynep, servisi yapılsın hanımlar. Siz de şöyle bir bakın neleri değerlendireceksiniz. Masamızı nasıl bulduk? Misafirperverliğini, masadaki misafirperverliğini nasıl buldunuz? Evet, hepsini değerlendirmeye başlayalım. Şu an ben sınavdayım, o ayrı tabii. Ben şu an bu kadar lezzetli, güzel yemeklerle 4 gündür adeta sınavdayım. Tüm gelinler nefis şeyler hazırlamışlar. Öyle artık ben şu zeytin salatasının ucundan alırım. Onu sizin için yaptım. Günlerdir zeytin diye konuşuyorduk. Sizin için hem de diyetisiniz diye zeytin salatasını kendi ellerimle yaptım. Evet sağ olun bu kadar lezzetin içine bana evet. Evet. Ne yaparsın diyet böyle işte geçmişte yiyince böyle şişince sonra diyettesin tabii.
Olur. Orada o Arnavut böreği mi, o solda bir Arnavut böreği mi görüyorum? Evet, pırasalı Arnavut böreği. Teşekkür ederim Sakin ablacığım. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz Sakin Hanımcığım. Sağ olun. Bir sürpriz hemen açmak istiyorum ama etten rahatsız olduğu için Zeynepciğimin kapağını açmıyorum. Ay, buradan hemen açmak istiyorum. Ne var, soğan mı? Bursa kebabı. Adana, Urfa, tavuk, lahmacun, fındık lahmacun, patlıcanlı kebabımız, çok bulgur güzel pilavımız. Bu şekilde isteğini sunabilirim. Teşekkür ederim. Yani hayal kırıklığı oldu benim için. Kapağın altından ben İskender beklerdim. Bursa'ya ait. Yani hiç bunu beklemiyordum. Ben de o kapakların altında neler beklerdim de ben de çok hayal kırıklığına uğradım Tuğçe'cim. Yani benim kapağım yoktu. Kapağı olanlara gitsin bu. O zaman bu da kapak olsun. Kapağı olanlara. Şunu söylemek istiyorum. Yöresel şeyleri yöresel servislerde sunmaya galiba benden esinlenmişsin. Güzel bir şekilde yardımcı olduğumu düşünüyorum. Bu sana benim evimin sunumu değil. Bu Bursa kebapçısının sunumu olduğu için bu şekilde geldi. Ayrıca gümüş detayları da gayet uygun. Evet, ben ilk servisi böyle yaptığım için ondan dolayı söylüyorum. Benden esinlenmişsin. Ama bambu tuzluğum yok açıkçası. Kusura bakmayın. Keşke bambu sunumluğun da olsaydı yanında. Yok, uyumazdı. Belki göz zevkimi uyardı. Güzelciğim, tamam hayatım, tartışmayalım yemek sofrasında. Yani lezzetler çünkü biliyorsunuz hani sağ olsun bunlar ikramdır. Evet. Nimettir. Evet. Buradan değil de siz bence bardak, tabak, çatal, masa, örtü bunlara lütfen biraz dikkatimizi verelim. Ben tabak, çatal ve altındaki tabakların uyumunu beğendim. Sadece çay bardağının altındaki peçetelerini beğenemedim. O da siyah olduğu için. Bir de bunu düz tercih etse daha hoş olabilirdi. Aynı şekilde bardaklarının fiyatını merak ediyorum. Hoş durmuyor. Bardaklarımın fiyatı aldığımda set olarak 3500 TL'ydi. Bunlar çay takımı ayrıca 3500 TL. Bu da kombin olarak yaptım. Düz bir şey kullansaydım sade olurdu. O yüzden evimin dekorasyonuna uygun olduğu için siyah ve griyi kombinledim her zamanki gibi. Bu ayrıca tabak değil, supla. Tamam Gizemciğim. Afiyet ben bir şey olsun daha sorabilirim. Dün ben cam kapta sunum yaptım diye bir sürü laf yaptı ve şu an onun masasında da aynı şey var. Senin cam kabınla benim cam kabım aynı olmadığı için ve bu keki bu şekilde sunum yapılması gerekildiği için kekten ben bu şekilde bahsetmiyorum getirdim. Ben oradaki otalaş böreği. Aynen onlardan bahsediyorum. Bunu daha büyük bir şeyde sunamazdım. Kalabalık olduğumuz için ve görsel şov hazırladığım için bu şekilde cam kapta servis olabilir ettim. Olabilir ama kendin kazdın kuyuya, kendin düştün şu an. Senin cam kabın gerçekten başka bir cam kaptı. Benimkisi daha farklı. Adını tabii ki telaffuz edemiyorum. Teşekkür ederim yorumun için. Sonuçta benim misafirlerimsiniz. Başımın üstünde yeriniz var. Yorumlarınızda olumlu ya da olumsuz tabii ki açalım. Ben genel olarak sofranın Bursa adetlerine uygun olduğunu düşünüyorum. Güzel ürünler çıkarmışsın. Gerçekten Bursa'ya ait bir şeyler sunmuşsun bize. Bu arada Tuğçe'cim mercimekli köftenin soğanını az yaptım. Sana kokusu buram buram gelmesin diye. Teşekkür ederim. Beni rahatsız eden bir durum yok burada. Ben sadece benim günümde bilgi vermiştim. Zeytinle yenir lokum diye. Keşke zeytinini de ikram etseydin daha güzel olacaktı. Burada tek gözüme batan şey ben gold gümüş uyumu yaptım, işte buna laf yaptınız, camlara uyumuna laf yaptınız. Burada tepsilerin bence işi yoktu, bunları daha farklı şekilde sunabilirdin. Nasıl cam kap kullanıyorsan onlar da cam kap da kullanabilirdin. Hadi diyelim ki baklava da birin özel şefinden geldi diyelim bazı şeyler gibi. Soralım nereden geldi? Baklavam özel olarak Antep'ten geldi. Ben o yüzden görünüşünü bozmamak adına sofraya uygun bir şekilde koydum. Lokumlarda göze dolgun gözüksün diye yeni pişmişti masaya koyduğum zaman. O yüzden çıkartmak istemedim. Rahatsız ettiğini düşünmüyorum. Altın detay yok. Genelde cam ve gümüş olarak dekore ettim. Anlıyorum. Zaten lokum tepsine bir şey demiyorum. O Bursa'nın bizim köylerimizde cinga tepsi diye geçer. Lokum onda daha lezzetli olur. O da yöresel bir şey olduğu için ona laf yapmıyorum. Benim demek istediğim orada kabak tatlısı, süt helvası bence onlarda sunulmamalıydı. Onlar onun kabı değil. Onlar, o uyumlu değil onlar bence. Onlar dediğim gibi şeften geldiği için size o şekilde sunmak istedim. Onların da ayrıca kaseleri, tabakları, her şekilde tatlı servisim var. Zeytini de günlerdir masada gördüğünüz için siyah zeytini bir değişiklik olsun diye ben yeşil zeytini, yeşil salatası yapmayı tercih ettim. Yani görmek isterdim. Benim İstersen sana senin bize hediye ettiğin siyah zeytinlerden de ikram edebilirim. Gerçekten çok iyi olur çünkü Bursa'dayız ve Bursa gelini olduğunu kanıtlamışsın bu sofrayla. Ben o zeytini orada görmek isterim. Seve seve. Sakiş, siyah zeytin alabilir miyim? Tuğçe arkadaşımın bana kavanozda hediye ettiğinden güzel bir kase sunumuyla. Hadi bakalım. Yiyeceksin. Evet, tabii ki de. Seve seve ama zeytini gerçekten çok güzeldi. Değil mi? Evet, ben hakikaten. Ben de çok beğendim. Etli etli bayılsın. Afiyet olsun. Zeytinyağı da güzeldi. Kesenize bereket olsun. Peki
tabak sunumu, peçete, zeytin gelene kadar bunları konuşalım. Ben de şunu söylemek istiyorum. Her yerde gri 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 bizi çok boğmuştu açıkçası. Ama masa renkli, düzenli bir şekilde hazırlanmış. Ben masa sunumunu beğendim. Teşekkür ederim. Evet. Hakkımı yemediğiniz için, adaletli olduğunuz için. Hah, geldi. Sakiş. Sakin ablacığım. Teşekkür ederim. Ay canım benim ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siyah zeytinin tadına baktın mı Sakiş? Bakmadım ama siz bakın, beğeneceğiniz ben. Hadi bakalım. Bak o zeytinler bu güzel gelin hanım efendim yapmışlar, kurmuşlar. Bize hediye ettiler. Teşekkür ederim Sakin ablacığım. Afiyet olsun. Sağ ol. O zaman benim zeytinim geldiyse ben tadına bakabilirim. Vallahi gözüme hakikaten çok güzel gözüktü. Bir tane ben de istiyorum. Seni bu kadar şeyin içinde vallahi zeytinin tadı bir başka olmuyor mu? Evet, ha, gerçekten. Ben de çok severim. Tabak yorumunuzu bitirmediniz galiba. Evet, şöyle tabak, ben dediğim gibi masa sunumunu beğendim. Yemek takımları ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorum. Yemek takımlarım 7500, suplalarım tanesi 150 TL. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Peçetenin arasına kaşığını, bıçağını ve çatalını koymuş. Evet. Bakın her zaman diyorum farklı bir peçete sunumu yapın, farklı bir yüzük. Bakın yüzükleri biliyor musun bunlar ne kadar? Bunların çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Bunlar bana Aslı ablacığım farklı bir runner takımıyla geldiği için. Bununki aslında inciydi. Ve ben inciyi sıklıkla gördüğüm için bununla kombinlemek istedim. İşte hep söylemek istediğim o. Bana hediye geldi. Fiyatını bilmiyorum ama bu takımı... Ben biliyorum. Çok pahalı bir şey değil. Yani hani bunu herkes alabilir. Artık bir farklılık yaratmak istiyorsak o inci yüzüklerden kurtulup bunlara, bu tarz bir şeylere geçebiliriz. Evet. Ve bu şekilde sunması bence hoş olmuş. Güzel herhalde olmuş aslanım. Ama ben kendisinden yöresel bir el emeği geçen bir masa örtüsü isterdim. İsterdim ama ben seni aynı şekilde sunum yaptığım ve eleştirdiğim için ben o şekilde sunmak istemedim. Ben kombinleyerek bu şekilde sundum. Ama keşke istersen öyle... çay servisini öyle yapabilirim. Keşke öyle sunsaydın. Yani çay servisi artık ben söyledikten sonra bir anlamı kalmadı. Ben sofranda görmek isterdim. Hani benim günümde ben yaptım diye yapmamışsın ya, keşke bazı şeyleri de yapmasaydın da bu kadar özenti olmasaydın. Yani özenti mi dedin? Evet, özenti dedim. Çoğu şeyi benden özenerek yaptığını düşünüyorum. Biraz farklılık katabilirdi. Tabii ki de masa sunumunda... Farklı olarak ne katabilirdim? Mesela kanepe yaptım. Kanepe hiç kimsenin aklına gelebileceği bir şey değil. Yani peynir zeytin koymaktansa ben bunu daha böyle güzel, hoş, kokteyl tarzında sunmak istedim. Aynı zamanda havuç ve salatalık dilimlerimde bence sofraya gayet şıklık kattığını düşünüyorum. Ben tek sofra açısından söylemiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Evet, ben de genel olarak konuşuyorum. Buçeden özendin mi gerçekten? Onu tabii merak ki hayır. Ettim. Onun şu anda menüsü aklımda bile değil. Ben sadece bu yarışmaya başlarken menümü zaten en başında hazırlamıştım. Sadece ufak detay olarak Bursa kebabını kattım. Evet. Bu kadar. Yorumlarınız için vallahi teşekkür ederim. Senin de masan muhteşemdi Tuğçe'ciğim. Teşekkür ederim Aslı. Diğer gelinlerimiz de elinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Evet, sormak istediğimiz bir şey var mı hanımlar? Ben çeşitlerini merak ettim. Kaç çeşit isterseniz sayalım bir. Hadi o şuradan başla o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o şekilde devam ediyor. Bir 15-20 çeşit var yani. 20'ye yakın duyuyor. Evet. 20 yakın. Aslında benim sayıyla pek bir yarışım yok. Ben sadece farklılık katmak istedim. İyi İncir yapmışsın. Tatlısını, Kemalpaşa tatlısını, süt helvasını kimse yapmadı. Bursa kebabını kimse getirmedi. Arnavut böreğini kimse getirmedi. O yüzden ben size hatta kuru dolma Antep usulü. Bunları kimse yapmadı. Ben bir Bursa gelini olarak da yumurta dolması da yaptım. Ay bravo sana. Farklılık yaptığımı düşünüyorum. Güzel, hak eden kazansın yorumlarınızı. Benim masamda da yumurta dolması vardı. Ben tek başımayken 20 çeşit yaptım. Sen Sakiş'le beraber 20 Sakin çeşit abla yoktu. Çıkarmışsın ya da komşularınla beraber daha fazlasını ekleyebilirdin. Ama evet, süt helvasını ben koymadım. Burada onu tanıtmışsın. Tabii ki sonuna kadar Bursa yöresini tanıtmaya da çalışıyoruz. Hı. Aksiliklerden dolayı ben yapamadım süt helvamı. Ama dediğim gibi yöresel olarak evet güzel ürünler çıkarmışsın ve Bursa'ya layık bu ürünler. Bu bir yemek programı değil. Bu bir sunum programı. Bu bir gelin programı. Evet. Gelin nedir? Çeyizdir, altındır, sunumdur, evdir. Ben burada yemek programı yapmıyorum. Yemek yarışması yapmıyorum. Yapsaydım eğer daha farklı lezzetlerle karşına gelirdim. Lezzetlerin tadına bakmaya geçelim dilerseniz. Evet, oradan da düğüne geçelim. Ne dersin? Çok heyecanlı. Hadi bakalım güzel gelinim. Afiyet olsun. Ben şu havucumu yiyeyim, salatamın da tadına bakayım. Hemen salata servis. Alırım, alırım.
Altın sarılı diye sana. Yalnız bunlar çeyizden. Evet. Onlar Tuğçe için. Ben yemek masasında görmek istediğimi söylemiştim ama. Aşkım ben seni memnun edemiyorum. Teşekkür ederiz. Ama bu da şey için tabak altlığı değil mi? Evet. Bunlar şey, evet. Bardak, pardon. Bardak altlığı. Evet, bunlar evet. Çay servisi için. Ve güzellerdi yani. Tam çay servisine de uymuş, tek kahve sunumu için de uygun değil. Bu leblebi de Zeynep'ciğim için. Çok teşekkür ederim. Kendisi iki canlı olduğu için. Bu arada tepsi de... Tel ve kırma. Tepsi, ben onu söyleyecektim. Tam bir Bursa geline yakışır bir şekilde tel kırma ile sunmuşsun. Çeyizde evet. Görmüştük evet. Çeyizde gördüğümüz tepsi. Şu an yeni moda olan tel kırma çay servisi tepsisi zaten bu. Bu sunumu bekledim senden. Çok teşekkür güzel ederim. Olsun. Aslı Hanım, sürprizim daha bitmedi. Ne diyorsun? Hemen geliyorum. Hadi. Vallahi yine bir şeyler koymuş bizi. Vallahi çok. Benim diyeti hafiften bozdum. Siz nasılsınız? Kilo aldık burada bunu. Yedik mi? Evet, kilo aldım. Bayağı yedik. Ben ilk günden bozmuştum zaten. Öyle mi? Hepiniz tabii güzel şeyler yapınca sürprizi ne acaba? Yiyecek bir şey mi? Hediye gibi bir şey mi? Acaba ne? Meraklandık yani. Hmm. Bakalım daha ne sürpriz yapabilir bize. Tatam! Sürprizim. Wow. Sizin için. Aslı Ünal gelin evi. Teşekkür bastı ederim. Evet. Ve gelin çiçekleri mi onlar? Evet, gelin çok çiçekleri. Çok tatlısın. Çok naziksin. Keselim o halde. O zaman tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. İnşallah bu pasta hepimize uğur getirsin. Güzel bir hafta diliyorum hepimiz için. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok keselim mi? Keselim. İstersen şöyle bir kaldır onu. Hepinizi bekliyorum evet yanıma. Şöyle. Tutalım hep beraber el ele. Gelin hanımlar. Siz benden tutun, ben onu tutayım. Bir gelin evi müziği rica edelim üzerine. Nasıl olur gelin evi döşemesi temizliği? Pasta getirmesi de hep söylüyordu şov benim işim diye. Bugün de şovunu yapmış kendince. Kimse böyle bir şey yapmamıştı çünkü. Gizem'den beklediğim bir şeydi. Aa, güzel pasta için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ya onun da tadına sonra bakalım vallahi. Sağ kiş getirir şimdi. Aman getirmese de olur, sonra bakarız. Peki eşim Mehmet'le nerede tanıştın hayatım? Ne eşimle, zaman? Eşimle bir 13 yılımız var. Onunla sahnede tanıştık. Onu dinlemeye gittiğimde, halbuki onun için gitmemiştim. Eğlenmek için gitmiştim. Kaç yaşındaydın? 18-19 yaşlarındaydım. Şarkı söylediğini bilmiyordum. Yani ona çıkacağını bilmiyordum. Herhangi biri diye gittim. Bir baktım Mehmet. Dedim ben bu adamla evlenirim. Gerçekten onu ilk gördüğümde öyle söyledim. Ama hani ciddi olarak söylemedim. Sadece sesinden çok fazla etkilendim. Beni çok etkiledi. Sonra bu arkadaşlığa dönüştü 5 yıl boyunca. 5 yıl sonra flört ettik. 2 ay içerisinde evlendik. Peki evlilik teklifi nasıl oldu? Evlilik teklifi şöyle oldu. Evlenmeye karar verdiği zaman eşim, tabii ki benim bundan haberim yok. Yani evlenelim diye konuşmuyorduk. Ne zaman olacağı belli değildi. Ümre'ye gitti. Ben onu Ümre'ye yolculadım. Aradan bir 10 gün geçti. Bana sesli mesajlar. Orada internet zor olduğu için sesli mesajla görüşüyorduk. Ümre'den evlenme teklif etti bana. Ben kabul sesli ettim. Sesli mesajla. Sesli mesajla evet. Ben dedi seninle artık bir yuva kurmak istiyorum. Hayatımda kalıcı bir şeyler olsun istiyorum. Evladım olsun istiyorum. Sen de benimle bu yola var mısın dedi. Ben evet dedim. Sonra beni geldi istedi. İstedikten sonra sahnesinde yetmedi. Bir de sahnesinde evlenme teklif etti. Yüzük taktı İzleyelim bana. İzleyelim mi? İzleyelim. Hadi. Seni hayatımın sonuna kadar seveceğimi söz veriyorum. Benimle evlenir misin? Peki yani. Sonra isteme, nişan, söz, bunlar nasıl oldu? Sonrasında nişanlandık. 2 ay sonra 19 Temmuz nişan, 19 Eylül düğün tarihimiz. 2 ay içerisinde evlendik. Kına gecesi yaptınız mı? Yaptım ama İstanbul'da kız kıza yaptım. Eşim yoktu. O zamanlar tabii ki bu kadar adetler, eşin gelmesi falan bu kadar fazla yoktu. Ben kız kıza, o da çalıştığı için ben kız kıza ailemle, sevdiklerimle, kayınvalidemle güzel bir 100-150 kişilik bir kına yaptım. O zaman sen İstanbul'da yaşıyordun. İstanbul'da yaşıyordum, evet. İstanbul'dan gelin geldim. Aslen nereliydiniz? Babam Erzincanlı, Aslen Erzincanlıyız. Organizasyon tuttun mu Gizem? Tutmadım. Hepsi benim arkadaşlarım. Hepsinin elimdeki tefleri, bindallığımı hepsini kendim seçtim, kendim aldım. Kaç kıyafet tercih ettin peki? 3 kıyafet giydim. Bir abiyem, bir bindallığım, bir de gelinliğimi diken arkadaşım tütü dikmişti tişörtle beraber.
onu giydim. Toplam 3 tane. Ne kadar aldın peki bunları? O zamanın parasıyla ABM 150 TL'ydi. Bindallığımı da tacıyla beraber 300 TL. Hemen ertesi gün mü düğün oldu? Kınamın ertesi günü nikahım oldu. Nikahımdan bir 8 gün sonra da düğünüm oldu. Nikahımı İstanbul'da yaptık kınamla beraber. Hı hı. Düğünüm de bayrama denk geldiği için eşim de çalışmadı. Bir güne tercih ettik. Kurban Bayramı'nın son günü 8 gün sonra, nikahımdan 8 gün sonra yaptık. Peki, İstanbul Çınarcık Parkı. Bursa'da mı tuttunuz, farklı bir yerde mi tuttunuz? Tanıştığımız yerde evlendik. Tanıştığınız yerde evet. Evlendiniz. Kendi sahneye çıktığı yerde evlendik. Orasının anlamı benim için çok özel. Ben orada evlenmek istedim, düğünümü orada yapmak istedim. Bursa'yı da teklif etti bana. Ama oranın maneviyatı benim için daha fazla olduğu için, onu orada tanıdığım için orayı istedim. Peki kaç kişilik yaptın? 800. 800 kişilik. Hı hı. Bayağı büyükmüş o zaman mekan. Evet, 800 kişilikti. Ben de 800 kişilik. Önce işte oldu. Gizemciğim, her şey için teşekkür ederiz ama ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Sürekli sanki işçim diyorsun. Bilseydik biz de yardımcımızı çağırırdık ya da yanımıza yardım edecek birini çağırırdık. Bir şeyleri kendinin de yapmanı beklerdim. Hep sakin. Zeynep'ciğim, seni neden bu kadar rahatsız etti bilmiyorum ama bu bir zaten benim bir günlük hayatım. Ben sadece set ekibini ve sizi rahatlatmak adına, zaman akışına yardımcı olmak adına ve ev çünkü çok mutfak, büyük, mutfağım yukarıda, evet. Yukarıdan al getir götür, burada sizi bekletmemek için böyle bir şey yaptım. Şimdi şöyle, biraz zorluk çekiyoruz, biraz fazla büyük olduğu için ev. O sebeple böyle bir şeye müsamaha gösterdik. Evet, izin aldım. Böyle bir şey söz konusu olmuyor hanımlar. Ama siz de görüyorsunuz ne kadar zor. Evet Aslı Hanım, büyük olduğunu görüyoruz ama şöyle bir durum var. 4. gün yarışması, yani bunu hemen 2. gün olsa belki hazırlık yapma şansı zor olabilir ama keşke bütün eşyalarını aşağıya indirip o şekilde yapsaydı. İlla bir boş odası olacaktır. Yani böyle tercih etmesini dilerdik. Bu bütün herkesi rahatsız edeceği için A'dan Z'ye ben böyle bir kolaylık düşündüm. Bu inanın bir ya ego, bunu, evet, bir kendi beğenmişlik adına varsaymayalım. Bu benim normal günlük yaşantım. Evet, peki. Zaten şu andaki servisi de pasta kesti, biliyorsunuz pasta kesti. Pastayı getirdi. Bu puanlamayla alakalı olan bir ikramlık ben bir setup değil. Ben sadece jest yaptım. Bu jest gerçekten öyle. Bir de ne yaptı? Çaydanlığı size sıcak ikram etmek için getirdi ve size o hizmet etti. Onun dışında gördük mü? Sizi rahatsız edecek, puanı etkileyecek bir şey olduğunu görmedim. Her şeyini kendi hazırladığını gördüm ben. Peki, ne takıldı? Aslı Hanım, 800 kişi biliyorsunuz dile kolay ama o zamanın parasıyla benim hatırladığım, biliyorsunuz ben çok çok yeni gelin değilim, 580 bin lira falan takılmıştı. Bu üzerimdekiler de tabii ki dahil değil. Bunlara kayınvalidem sonradan yaptığı şeyler oldu. O zamanın parasıyla 580 bin TL para takıldı altınlarla beraber ve ben o parayı ne yaptım söyleyeyim mi? Ne yaptın? Eşim o zaman yeni albüm çıkartmıştı. Kredi çekecektik bu albümü çıkartıp döndürmek, reklamını yapmak için. Ben çıkarttım, hepsini verdim. Aynen. Ondan sonra bana geri dönüşümü fazlasıyla oldu, sağ olsun. Yani benim için bu takılan miktarın hiç önemi yok. O yüzden çok net bir rakam söyleyemiyorum. Yani aslında işinize yatırım yapmışım. Evet, işimize yatırım yaptık. Bu arada iki kemer var. Evet, birisini kayınvalidem takmıştı, birisini de annem taktı, annemle baba. Çok kalabalık ailesiniz galiba. Evet, aslında aileden ziyade eşimin dostları da sağ olsunlar. Çevremiz de çok geniş, sağ olsunlar. Hatırı sayılır insanlar var. Sadece aile değil tabii ki. Bir gemlik geliniyim. Tuğçe de çok iyi bilir. Bir gemlik geliniyim, Bursalıyım. Babamdan da, kayınvalidem de, annemden de güzel takılar takıldı. Çok da önemli değil açıkçası. Bugün olabilir, yarın olmaz. Balayına gittiniz evet, mi? Evet, hepsi bir anda gitti. Balayına gittiniz mi diyor. Gittik, Antalya'ya gittik. Çok ne kadar mal oldu? O zaman hatırlayamıyorum açıkçası, eşim karşıladığı için. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. O hediye sorulmaz. O yüzden sormadım. Peki, acaba bu altını kazanırlar mı? Kazanırlar ya. Ha. Bir de kazanırlar. İlişki testini geçerler diyorsun. Evet. Hadi ara Mehmet'i. Hemen arayayım. Sen kendine güveniyor musun? Ay sorry. Ay bak elimden telefon. Valla. Heyecan yaptı, Mehmet'i arayacak diye elinden telefonlar evet. Atladı. Evet. Hala ilk günkü gibi. Sahi mi ya? Heyecanım olduğu için. Ne güzel. Ne güzel. Hemen arıyorum. 7 sene olmuş ama hala ilk günkü gibi aşkları evet. Heyecanlı sürüyor. Alo. Aşkım hoparlördeyiz. Tamam. İlişki testimiz var. Evet, hazırım ben. Sana güveniyorum.
Hadi ver bakalım telefonu. Veriyorum aslanıma. Hadi canım. Merhaba, nasılsın Mehmetciğim? Teşekkür ediyorum Aslı Hanımcığım. Sizler nasılsınız? Ay biz de iyiyiz, görmeyeli. Ay çok teşekkür ederiz. O güzel karşılaman için tekrar teşekkür ediyoruz sana. Ya, saz demek, arkadaşlarına. Daha güzelliğine layıksınız. Ay canım benim, sağ olasın. Şimdi seni sessize alıyorum. Biliyorsun bizim tamam. ilişki testimiz çok önemli. Ve hanımlar evet. bunu çok önemsiyorlar. Hani evet. altının lafı yok ama ilişki testi diyorlar. Tuğçe de geçen öyle söylemişti. Hadi bakalım başlıyoruz şimdi. Ben hazırım. Tamam. Bir davete giderken giydiğin kıyafeti eşin uygun bulmayıp değiştirmeni istese tepkin nasıl olur? Bunu yapıyor zaten. Hemen değiştiriyorum. Şimdi Mehmet, bir davete giderken eşinin kıyafetini uygun bulmadın ve değiştirmesini istedin. Gizem ne yapar? Değiştirir. Kiletmez diyorsun. Asla, hemen değiştirir. Kesiyor Süper. Yoksa. Aa! Vallahi kesiyor. Kesmişliği var mı? Evet, hep kesiyor. Bakası alırım Aslı Hanım elime. Aa, seni deli. Ha. Tabii, direkt keserim. Bir daha giyemiyorum, o yüzden Vallahi sevdim deli. Kıyafetlerimi. Ay yazık, kesme. İhtiyaç sahibine ver yavrum. Kimse giymesin öyle diyor. Çok kısa. Peki, devam ediyoruz. Evet. Şimdi kıyafet alışverişi için mağazaya girdin ve eşin seni kapıda bekliyor. Mağazada bir saatten fazla kaldın. Eşin ne yapar? Sıkılır ama beni bekler çünkü ben de onu bekliyorum. Bir saat değil, iki saat değil, sürekli hayatım onu beklemekle geçiyor. O yüzden o da beni bekler herhalde. Peki. Şimdi Mehmet, kıyafet alışverişi için mağazaya girdi Gizem. Ve hiç sen... çıkmıyor ki Aslı Hanım, hiç çıkmıyor. Şimdi sen de kapıda bekliyorsun ama bir saatten fazla kaldı. Ne yaparsın, sorun eder misin, bekler misin, gider misin? Ben onu 26 sene beklemişim. Vay. Tabii ki de beklerim. Vay. 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 Güzel, bravo. Alkışı kaptı vallahi. Şimdi eşinin sosyal medyada kimi takip ettiğini, gönderilerini beğendiğini yakından takip ediyor musun? Kim bu diye soruyor musun Gizem? Tabii ki de. Say mı ya? Tabii ki de. Kesinlikle. Ya telefon karıştırmıyorum ama tabii ki de bakıyorum. Allah ne Allah. Demişler? Tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Bakıyorum. Soralım bakalım. Şimdi Mehmetciğim, eşin, şimdi Gizem... Senin sosyal medyada kimi takip ettiğini, kimin gönderilerini beğendiğini takip edip kim bu diye sana sorar mı? Tabii ki sorar ama şöyle bir şey, Aslan'ın benim telefonumu zaten kendisi de kullandığı için, ortada olduğu için kendi zaten istediği zaman giriyor, bakıyor ama tabii ki de kurcalama babında değil de işler giriyor ya da iş görüşmelerimi kendisi sağladığı için. Tabii bir de menajerin ya senin ya, bizimki de laf. Alkışlar. O zaman buradan diyoruz ki beylerin telefonu ortada olsun yahu. Evet. Değil evet. mi? Evet. Evet. Kendinden emin olanların olsun. Vay güzel. Helal olsun. Bak bizim hocam. Kameramanlardan bir tanesi böyle yapıyor. No no, hayır hayır hayır, olmasın. Seni. Adını söylemeyeceğim, ele vermeyeceğim seni. Bravo Mehmetciğim, devam ediyoruz. Evet. Adam çok iyi gidiyorlar. Evet. Sinirlerimiz bozuldu bizim. Dur bakalım. Eşin bugünkü mesleğini yapmasaydı ne iş yapardı? Yani güzellik sektörüyle alakalı bir şey yapabilirdi. Saçlarımı kimi zaman o yapıyor, kuaför olabilirdi. Ama kesinlikle kadına dair bir şey olurdu. Meraklı. Çok meraklı. Yani saçımı maşa yapıyorum, yok diyor, olmamış diyor. Gel biraz kabartalım diyor. Spreyi alıyor, sıkıyor. Saçlarımı böyle kendisi yapıyor. Yani herhalde güzellik sektörüyle alakalı Güzelliğe olurdu. Güzelliğe önem veriyor. Çok bakımlı çünkü. Metroseksüel. Çok fazlasıyla, benden daha bakımlı. Ay ne diyorsun? Evet. Ama da zor be. Dirsek kremi, topu kremi, yani. Ay dert mi Allah bunlar? Aynen öyle. Dur şimdi. Mehmetciğim. Evet. Bugünkü mesleğini yapmasaydın sen hangi mesleği yapardın? Ya Aslı Hanımcığım, büyük bir ihtimal güzellikle alakalı. Ay anam, ne hazır cevapsınız ya. Helal Al, olsun. İşlerim valla, helal olsun. Hocam. Kim daha çok dış görünüşünü önemser bence Mehmet? Kesinlikle Mehmet. Ben yani evet, çok fazla, aşırı. Peki. Kim daha çok dış görünüşünü önemser? Ben. Doğru cevap. Bana bakıyorsun, diyorsun aşkım. Hadi o zaman devam ediyoruz.
Şimdi ortak bir şarkınız var mı? Var aslanım. Yani şöyle hep onu bana söylüyordu. Aslında sözleri çok bize ithafen değil ama o bana bunu söylediği için davetiyemizde de o şarkının sözleri var. Evet. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Analar kilitlemiş sana. O söylesin. Hani bilirsen söyle. Bir şey daha söyleyeceğim. Peki ilk dans şarkınızı hatırlıyor musunuz? Benim onun sahnesine gittiğimde ben ondan istek şarkı yapmıştım. O onu hatırlamaz ama abi kaynana ne yaptın? Bu sizin ilk dans şarkınız mı? Hayır, bu şarkıyla yani tabii ki kendi şarkımızla dans ettik. Evet. Peki. Şimdi Mehmetciğim, ikinizin ortak şarkısı ne? Anılar kilitlemiş sana, mevsimler deli gibi. Allah! Seviyorum. 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 Bir daha söyle. Ben de seni. Sevgili. Kocacığım. Ay, alkışlıyoruz. Ve bu altını veriyoruz. Helal olsun. Teşekkür ederim. Kazandın mı? Evet. Ay, kızım. Ay, ister kesin. Gerçekten mi? Gerçekten çok korkmuştum. Ay hiç korkma anacığım, nasıl tıkır tıkır bildiniz vallahi, ben şoktayım. Siz tanımıyorsunuz. He. Başımın etini yerde geldiğinde. Eve. Değil mi? Evet. Ama. Başımın etini yerde. Ay canım benim, vallahi tebrik ediyorum size. Mutluluklar diliyorum. Yuvanızda, evlatlarınızla birlikte. Şimdi hanımına şans dile çünkü gelinler. Al bakayım altını. İnşallah aslanımcığım hem sizi hem bütün ekibinizi hem de gelinlerimizi en iyi şekilde ağırlamışızdır. Ay teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ teşekkür ol canım ediyorum. Benim. Bizler de teşekkür ediyoruz. Veriyorum eşine telefonu ve biz puanlamaya gidiyoruz. Eyvah, hadi bakalım. Helal olsun kocam. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi bay bay. Aferin sana. Bay bay. Benim sana puanım. Ne düşünüyorsun Gizem? Salonu zaten hiçbir şekilde beğenmediğimi söyledim. Yatak odasında aynı şekilde. Haksızlık dışarı yaptığınızı düşünüyorum. Aynı. Hiçbir şekilde haksızlık yaptığını düşünmüyorum. Keşke bu kadar fazla abartmasaydı da bizi hayal kırıklığına uğratmasaydı. Mimarın tarzı zevki yarışmış. Beni kıskandığını daha iyi anladım. Keşke sen değil eşin yarışsaydı da o kazansaydı. Bence şovcu olan sen değilsin, eşin senin zaten şovcu. Eşin. Gayet güzel olduğunu ve eğlenceli olduğunu Gizemciğim, düşünüyorum. Gizemciğim, poğaçayı istersen bir soda ver. Sindirmek istemiyor benim puanımı. Hak edeni hak ettiğini verdim mi? Zeynep'le kanki olmuşsunuz bizim gibi. Benim çok yanımda mıydı? Olmuş. Ben bütün gün burada değildim. Bütün gün koşturuyordum. Çok iyi olmuş. Bir arada olan tabii, yediğim yok beraber. Sakşi'de bağırmışsındır büyük ihtimalle. Zeynep'e iletilecekleri iletmiştir. Alışkınsın. Az sonra. Haftanın dördüncü gününde büyük ödülümüz 50.000 TL için gelinler Gizem Gelin'e puan kullandılar. Gizemciğim, öncelikle her şey için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ellerine, emeklerine sağlık canım. Sana soruyorum, en yüksek puanı hangi gelinden bekliyorsun? Hepsinin ortalama olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama yine en yüksek puanı Zeynep'ten bekliyorum. Öyle mi? Neden benden? Öyle yüzüme güzel güzel güldün o yüzden. Yani de gülmüş evet, olabilir. Olabilir. Ama çok büyük bir tahminim yok. Sonuçta bu iş strateji ve şov işi olduğu için evet, bilemiyorum açıkçası. O yüzden bir puan tahminim yok. Peki en düşük puanı kimden bekliyorsun? Tuğçe. Bakalım. Belki ters köşedir. Bilemeyiz. Hmm. Başlıyoruz o halde. Başlayalım. Çok merak ediyorum açıkçası. Peki. Melike'cim senden başlamak istiyorum. Yarın sendeyiz. Evet Aslı. O sebeple puanını da merak ediyorum açıkçası. Adaletli davrandığımı düşünüyorum. Daha yüksek puan da verebilirdim. Ama Tuğçe'ye haksızlık olmasın diye o yüzden ben bu puanı tercih ettim. İkisini karşılaştırarak ona göre yani. Çünkü sofrası sunum. O noktada dur. Peki bir şey soracağım. Dört kişiyiz. Neden ikisini karşılaştırıyor? Dört gelin yarıştı bugüne kadar. Bugünle beraber. Soru. Neden ikisi? Benim tarzıma en çok uyan o ikisinin eviydi. Ben o yüzden öyle yaptım. Biz onun tarzını daha göremediğimiz için bir şey diyemiyorum. Doğru. Gel hayatım evime yarın gör tarzımı. Vay güzel. O zaman puanını görelim Melike'cim. Benim sana puanım 4. Ne düşünüyorsun Gizem? Yani neden 4?
Neden yani Tuğçe ile kıyasladığımız zaman neden bana 4? Yani ikinizin de evinin... Ona daha fazla yorum yaptın, ona daha can alıcı yorumlar yaptın. Ben de daha sessiz kaldım, her şeye tamam dedin ama neden 4? Hiç mi fark yoktu? Evet, ikinizin de eksikleri vardı çünkü ona göre değerlendirdim. Onun da uyumlu olan yerleri vardı, uyumsuz yerleri vardı. O yüzden 4 vermeyi tercih ettim. Ona haksızlık edemezdim çünkü. Teşekkür ederim. Evet. Seninle devam edelim Zeynep'ciğim. Ben de haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Verdiğim puanın da arkasındayım. Puanımı açayım, nedenleri de söylerim Aslan. Olur. Puanını görelim. Verim sana puanı. Üç puan. Nedenini de açıklayayım. Salonu zaten hiçbir şekilde beğenmediğimi söyledim. Yatak odasında aynı şekilde Tuğçe'ye haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü Tuğçe'nin eviyle buraya karşılaşsak Tuğçe'nin evi bir tık daha iyiydi. Tuğçe'nin avukatlığını yaptım. Tuğçe'nin avukatlığını yapmıyorum. Ya istesem ona daha düşük de verebilirdim Tuğçe'ye ama Tuğçe'nin evini gerçekten beğenmiştim. Daha ferahtı, daha açıktı. Zaten söyledim hani gri 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 beni boğmuştu ki Tuğçe'nin yatak odasında da aynı şeyi söyledim. Çok Tuğçe'ye komik de görüyorum şu anda Aslan'ın tabii ki adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Hiçbir adaletsizlik yok. Eğer Tuğçe ile eş değer verseydim o zaman adaletsiz olurdum. Çünkü Tuğçe'nin evi daha iyi beğenmiştim. Çok iyi kanka olmuşsunuz zaten. Kanka olmadık hiçbir şekilde. Kanka olsaydık zaten o da bana yüksek bir puan çok verirdi. Çok polis yaptığınızı anlıyorum herhalde. Alakası yok. Evet. Adaletsizlik olduğunu daha düşük puan da verebilirdim. Daha düşük puan da verebilirdim eğer öyle olsaydı. Daha düşük puan verdiği zaman kendi evinle kendi sunumuna beni kıyasla. Şöyle söyleyeyim standartlar var. Ve şey söyleyeyim onu hiç bence karışma. Bir artı bir evde ne yapmam bekliyordun? Aslanım bir şey söyleyebilir miyim? Evet elbette. Israrla Tuğçe diyorlar. İlk gün ben yarıştım fazlasıyla kaza kurbanı gittim. Arkadaş 3 verdiğini söylüyor Gizem ve Tuğçe'ye. Benim de günümde kendisi demişti, bilseydi her puanın bir kere verildiğini biliyordum, sana da 3 verirdim demişti. Tamam, beni de onlarla bir tutmuş konuştuk oluyor o zaman. Şu an ben Tuğçe'nin evini gördüm. Tamam, şu o zaman üçümüzün evini de aynı keseye koyuyorsun ve 3 diyorsun. Neden tamam. Hepiniz ısrarla Tuğçe çok merak ediyorum. Tuğçe'nin evini, bak bir daha söyleyeyim, Tuğçe'nin evini sizin evlerinize göre daha çok hoşuma gitti. O zaman daha bir 5 puan beğendim. Verseydin Tuğçe. Son bir gün kalmış, 5 puan eve mi götüreceksin? Eve de götürebilirim, bir yarışmacı daha var, belki evi daha güzel, belki ona da verebilirim. İnşallah verirsin. Haksızlık İnşallah. Yaptığınızı düşünüyorum. Abi. Hiçbir şekilde haksızlık yaptığını düşünmüyorum. Evet. Tuğçe'cim senle devam edelim. Önce kısaca sebeplerini duyalım. Aslan Hanım ben puanımı verirken Gizem arkadaşımıza adaletli davrandığımı düşünüyorum. İkide bir bize işte avukatlığını mı yapıyorsun, kanka mı oldunuz diye sorular yöneltiyor ama kendisi farkında değil galiba. Arkadaşımız üzücü bir olay yaşamasına rağmen Gizem'in çeyizinden daha fazla çeyizi vardı. Nerede çeyizini çeksem yatak örtüsünü görüyordum. Bir de bu çeyizi bir odaya sığdırmak yerine hole sermiş. Yani başından beri söylüyorum. Güzel özenilmiş bana. Yani benim taklidimi yapmaya devam ediyor. Birçok insan benim taklidimi yapıyor ve insanlar bunu bana söylüyor. Büyük ihtimalle bu program yayınlandığında da seyirciler bunu fark edecektir. Bize uçup işte 5 oda çeyizim var derken keşke bu kadar fazla abartmasaydı da bizi hayal kırıklığına uğratmasaydı. Ben her şeyi kıyaslayarak verdim. Bütün evleri kıyaslıyorum. Zeynep'in evini. Daha sonra diğer Zeynep'in evini kıyaslayarak verdim. Evet güzel bir evi var ama bu evde mimarın emeği var. Keşke mimar katılsaydı bu eve. Herkesin tarzı zevki derken mimarın tarzı zevki yarışmış. Mimarın zevki değil, mimar sundu, imzayı ben attım. Son noktayı ben kurdum. Keşke imzayla olsaydı bu işler. Bizim hiçbirimizin evine mimar girmedi. Herkes kendi imzayla eviyle yaptı. İmzayla çok şey oluyor canım. İmzayla çok şey anladım. Oluyor. Sen yapmaya devam et. Ben eşimin ve kendi emeğimle ben o evi düzdüm. O çeyizleri... Ben de aynı şekilde. Ben de senelerimi verdim. Ben kimseye böyle pohpohlayıp öyle yapacağım, böyle yapacağım deyip yere çakılanlardan olmadım. Ama sen bugün bayağı bir yere çakıldın. Ben o yüzden bu puanı adaletli bir şekilde ona yakıştırdığımı düşünüyorum. Puanını görelim. Benim sana puanım. Ben bugün iadeyi ziyarete geldim. Bunu bekliyordum zaten, hiç şaşırmadım. Ama beni kıskandığını daha iyi anladım.
Senin... Sen diyorsun ya bana özeniyorsun diye, hiçbir özenecek bir şeyin yok açıkçası. Benim sunumum, kapı karşılamam, her şeyim bence çok daha fazlaydı, daha iyiydi. Puan konusunda beni yerle bir etmeye çalıştığını görüyorum ve gülüyorum. Kıskanılacak bir yarışmacı değilsin bence. Herkes kendi şartları altında çalışıyor. Sen beni kendine rakip olarak görüyorsun ben başından beri. Ben seni kendime rakip olarak görmüyorum. Burada 5 kişi yaşıyoruz. Hepimiz birbirimizin rakibi. Evler hem çeyizler. Ama sen hep benim üstüme oynuyorsun. Senin üstüne oynamıyorum. Sen fazla uçuyorsun o yüzden şekerim. Herkesin o yüzden diline dolanıyorsun. Kendi söylediğini... Kimin diline dolanmışım? Kendi söylediğini... Kimin diline dolanmışım? Kendi söylediğini kendine yapıyorsun. Melike'nin diline mi dolanmışım? Zeynep'in diline mi dolanmışım veya Zeynep'in diline mi dolanmışım? Yani sadece herkes... senin dilindeyim bence. Benim dilimde olsaydın bu şekilde puan vermezdim zaten şekerim. Hak ettiğini düşünüyorum. Adaletsizlik olduğunu düşünüyorum tabii ki de. Tuğçe'den de bu puanı bekliyordum. Ondan bunu bekliyordum. Hem de tam 3 puan bekliyordum. Eksiğini veremezdi, ondan daha iyiydim. Fazlasını da yemezdi zaten. Ha bir de altın kemerimi 2 tane görünce şok alırdı. Evet hanımlar. Şimdi Zeynep'in kutusu kaldı ve onun puanını merak ediyoruz. Zeynep'ciğim sendeyiz. Şöyle ilk günden beri strateji diyorlar. Hiç kimseye bunu yapmadım. Vicdanlı ve adaletli olduğumu düşünüyorum. Her zaman da adaletten yana olacağım. Peki puanını görelim Zeynep'ciğim. 4 puan. Teşekkür ederim Zeynep. En azından Tuğçe ile aramdaki farkı ortaya koymuş oldum. Çok sağ ol. Tuğçe ile aramdaki farkı derken zaten kendini belli ediyor. Seni kıskanıyor olsaydım sana 1 verirdim. Ama ben adaletli davrandığımı hiçbir düşünüyorum. Hiçbir fark olmadığını Zeynep, söylüyorsun ya. Zeynep şunu söyleyeyim. O yüzden. Yani sunumlara baktığında, çeyizlere baktığında bana 2 verip verdin. Evet, hani... senin çeyizine 2 verdiğimi söylemiştim. Evi çok fazla benim zevkime uyuyor. Karşılamada şakrabanlık yapmadı, daha ağır, güzel bir şekilde karşıladı. Onun güler yüzlü, onun karşılaması evi benim zevkime daha çok uyduğu için ben bu puanı layık gördüm. Sana da o puanı layık gördüm. Şakrabanlık dediğiniz şey kimsenin görmediği eğlenceli bir şey. Eğer zaten kimsenin görmediği derken... Kim pişme, balon, dinozor nasıl kimse şöyle, görmedi? Şöyle programda kim karşıladı bu şekilde? Ya sonuçta kimse yani, görmedi diye bir cümle kurmazsın. Sen şov deyip eşine getirip şov yaptın. Keşke sen değil eşin yarışsaydı da o kazansaydı. Bence şovcu olan sen değilsin, eşin senin şovcu. Zaten eşlerimizle beraber yarışıyoruz. Aynen elimiz, öyle. Eşimiz diye düşünüyorum. Kusura bakma şekerim, benim eşim şovcu olmadığı için gelemedi. O yüzden ben sana daha önce söylemiştim eşin daha doğrusu ortaya. Bizim işimiz vardı. Şov demiştim Tuğçe, bunu inkar etmiyorum i̇şimiz zaten. İşimiz dediğinde işimiz şov. Ve şov. Bu program show programı. Menajeri olabilir Aslı Hanım ama benim şovu yapan bu. Eşiydi. Kendisinden bu benim, bir şey bu beklemiyordu. Bu benim stratejim. Ayrıca bu benim görsel şovum. Ben gayet güzel olduğunu ve eğlenceli olduğunu Gizemciğim, düşünüyorum. Gizemciğim, Tuğçe'ye istersen bir soda ver. Sindirmek istemiyor benim puanımı. Hak edeni hak ettiğini verdim ben. Yani sonuna kadar hemen. Adalet diyorsun ama... Takiş, bir soda alabilir miyim? Bebeğimle beraber çok güzel bir şekilde adaletli davranmış. Evet, çok Tuğçe. Adaletli. Meyveli mi, sade mi? Yani başını yastığı umarım meyveli rahat duyuyorsun. Meyveli mi, sade mi? Uyuyor. Benim soda ihtiyacım yok, siz hepiniz bence için. O yüzden kaldıramadığınız için bana saldırıyorsunuz. Ama ben sizin bu sözlerinizi umurumda olmadığı için hiç sallamıyorum. Herkes zaten görüyor. Surat ifademden belli. Surat ifademden belli değil. Yani senin bu şekilde çok gülmen... Çok sinir oldun bence. Zeynep'in adaletli olacağını ben anlamıştım. Melike'den de bu puanı bekliyordum. Sadece Zeynep'ten bu kadar düşük puan beklemiyordum. Dediğim gibi senin avukatın olmuş gibi gözüküyor. Kendi günü geçtiği yok. İçin. Alakası. Öyle aynen. Düşünüyorum. Umarım Melike de yarın bizden hak ettiği puanı alır. Ben de hala adaletli olduğumu düşünüyorum. Gerekli 5'likse 5 veririm. İnşallah. Dediğim gibi. Bekliyorum. Bu iş, şov işi. O zaman işi. Siz de kulis yapmışsınız Zeynep'le, kanki olmuşsunuz bizim gibi. Benim çok yanımda mıydı? Olmuş. Ben bütün gün burada değildim. Bütün gün koşturuyordum. Çok iyi olmuş. Bir arada olan tabii, sizlere. Tabii, yediğimde beraber yakışı sakin bağırsa kalkıyor. Bağırmışsındır büyük ihtimalle. Zeynep'e iletilecekleri iletmiştir. Alışkınsın sen. Zeynep'in yanında sen vardı, ben değildim. Hep beraber anlıyorum. Beraber oturuyordunuz. Kulis evet. Yapsaydık zaten şöyle bir puan vermezdik, emin ol. Kazanmamak için 1-1 verirdik. Tamamen öyle bir puan. Hayır. Tam kulis puanı 3-3. Hayır. Tam 1-1 verirdik. En azından daha aşağı seni düşürürdük bence. Bu birlik mi? Öyle bu verirdik. Hayır. Kulis yapmış oydu. Diyorsun ya 1 verme hakkımız var ama. Zeynep'ciğim son 4. günde 3'ün 2 kere verileceğini anlamışsın sanırım. Şöyle söyleyeyim. Haksızlık diğer olduğu evleri, için ısrarla katılıyorum. Konumu yani düzenle alakalı bir dakika. Diğer evleri gördükten sonra sana 2-2 vermişim. Bir kere zannediyormuş ya. Gerçekten içim çok rahat. Hayır. Gerçekten 2'yi hak etmişsin. Sen programı son gün öğrendin sanırım. Hayır. Hiç alakası yok. Sana 2 verme şu an çok önemli.
söylemiştin çok ya. Dün değil, ondan öğrendin önceki mi programı gündü. Canım? Ondan önceki gündü canım. Dün canım. İlk gün kaza kurbanı olmuş. Ben de onun avukatı olayım bari. Gönül şekilde, geçmişken şu an, hazır sizin şu an gibi. İçim çok rahat. İkinci gün biraz üzülmüştüm ama gerçekten şu an içim çok rahat. Çok aslanım, teşekkürler. Büyük keşke en başında avukat olsaydın da o kız da şovunu yaparken ilk gün hepimiz kaza kurbanıydık. Benim de başıma gelebilirdi bu. Ben de hiçbir şey, hepimiz hiçbir şey bilmiyorduk. Sen de, ben de, Zeynep de, Melike de, diğer Zeynep de. Zeynep kaza kurbanı oldu. İlk günü vermiş olduğu bir husumet. O yüzden puanlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi soda getirebilirim. Evet hanımlar, Gizem toplamda 14 puan aldın gelinlerden. Şimdi ben senin için puan kullanıyorum. Gizem gelinin karşılaması gerçekten çok enerjik, neşeli ve keyifliydi. Tüm gelinlere çiçek alması, aynı şekilde bana ve eşine çiçek alması eşinin güzel bir jestti. Onunla birlikte sevgili Gizem, gelinlerin tüm eleştirilerine ne derseniz deyin, siz benim bugün misafirimsiniz, başımın tacısınız dedi. Ve misafirperverliği ben gördüğüm kadarıyla çok başarılıydı. Her şeyi eksiksiz, kusursuz düşünmüştü. Bir yardımcı ablası vardı evde. Fakat birçok insanın yardımcı ablası olabilir. Tabii olmayanlar da var ama istisnalar kaideyi bozmaz. Lakin ben ne gördüm biliyor musun? Bazı evler vardır ki oturur her şeyi kendi ayağına bekler, yardımcı her şeyi getirir. Ama bu evde ben onu görmedim. Şimdi gördüm desem haksızlık etmiş olurum. Her şey kalktı. Bir iki şeyde kızları yalnız bırakmamak adına ve onun desteğiyle yine servisine devam etti. Lütfen izleyicilerimizin de bu benim yorumumla ilgili akıllarında bir soru işareti kalsın istemem. Ben gördüğümü yorumluyorum. Tüm içtenliğimle ve tüm samimiyetimle. Dolayısıyla gelinler çok eğlendi kamera arkasında. Çok keyif aldılar. Bütün masadaki lezzetlerin de tadına baktılar. Evet, bu hafta gerçekten güzel, başarılı gelinlerim vardı. Kıyasıya çekişmeli geçen bir haftadayız. Bu iş benim için de oldukça zor. Bakalım yarın bizi neler bekliyor olacak. Ama ben bugün için Gizem geline çok teşekkür ediyorum. Ona evlatlarıyla birlikte, eşiyle birlikte güzel yuvasında mutluluklar diliyorum. Sizlere kısa bir armağanım olacak. Özellikle puanları verdikten sonra hediye etmek istedim ki sonra puanları verdi, strateji uyguluyor, şov yapıyor demeyin diye. Benden size küçük bir armağan. Öncelikle aslanım, bu sizin. Teşekkür ederim canım. Zeynep'cim, bu senin. Benden size bir hatıra. Tuğçe'cim. Güle güle. Arkadaşlara. Şöyle. Çok güzel bir fincan. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Evet. Koyarsınız o 40 yıl hatırı. 1 Ocak'ta içerim ve seni hatırlarım. Çok güzel. O zaman hep güzel birlikte içelim inşallah. 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 Programımızın sonuna geldik. Gizemciğim, sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Güzel gelinlerim, sizlere de çok çok teşekkürler ediyorum. Teşekkür ederiz. Yarın neredeyiz? Bursa Karacabey'desiniz aslanım. Ay, Melike'nin evinde Bursa Karacabey'de haftanın finalinde olacağız. Bakalım 50.000 TL'yi hangi gelin kazanacak? Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Dün güllerle karşılaştık, bugün soğanla karşılaşınca bir şoka uğradık. Hayat açıkçası. Böyle bir şey. O kadar ağır kötü bir koku geliyor ki ben çok fenalaştım gerçekten. Şu an bir lavaboya gidebilir miyim? Şimdi belki de bende de var, ben de içemeyeceğim. Yaptırıp gelseydin testlerini o zaman. Genç odası dolaplarına benziyor. Melike yiyerek devam et. Ben izin veriyorum, yiyerek devam et Melike. Bildiğin oyun salonuna çevirmiş burayı. Bir yanım balık restoranı, bir yanım bebek mevlidi oldu aslanım. Eski erkek arkadaşımla trafik kazası geçirdim. Kazanı da bıraktı, beni başkaları hastaneye götürdü. 2 ay boyunca yatalak şekilde evimdeydi. Kızın olsa hangi huyunun görümcene benzemesini istersin? Nasıl olur gelin evi döşemesi, temizlesin?